geçelim. Evet. Ad soyad. Ömer Dağ. Yaşınız? 49. Bir saniye. 49 Siz hangi yılda doğmuştunuz? 73. 73 mi? 1973. Ha, o zaman yanlış bir... Tutuyor mu? Tutuyor, doğru. Evet. Tamam oldu. Evet. Mesleğiniz? Mesleğim. Aslında yaşı ben bayağı şey yapardım şimdi. Hani. Ama net söyledi artık. Doğum tarihini söyledi. Yani. Daha ne desin adam. Ama biraz kimliğin çıkarmadı ki. Yani belki doğru değildir. Yok, güveniyoruz. Ya. 1973 Mart. Doğru kaydedildiyse eğer. Mart 10. Bazen geç kaydetmeler olabiliyor. Onda da bir tuhaflık oldu. O tuhaflıkların hepsine belki daha sonra yani şey yapar. 10 yıl geç kaydetme. Normalde kim? 20 yıl. 30 yıl. 1973 10 Mart'tı. Sonra bir ara kimlik değiştirdim. 9. ayın 1'i olmuş. Allah Allah. Gittim de söylüyorum. Öyle gittim mi? Değişmedi ama sadece ay değişti. Evet, ay ve gün. 1 Eylül. Yani gittim dedim bu böyle falan mahkemeye vereceksin dedi. Yani bu böyle değişmez, gideceksin mi? Dedim neyse, bunda da bir hayır vardır. Yani doğum tarihim de değişti. Ya öyle 1 Eylül kaldı ondan sonra. 1 Eylül kaldı. Normalde 10 Mart'tı. Ama öyle devam ediyor. Öyle yazıyor demek ki. Hani orada artık bir yerde önüne çıkar mı çıkmıyor. Ama askere bile 1 Eylül olarak gittim yani. Ondan sonra bir işinize yaramayacak abi. Asıl yerde yaramadı. Sonrası zaten sıkıntı değil. Ses tam net gelmiyor mu? Samet abi'den öyle bir şey geldi ama başka bir izleyicimiz Şafak demediği abi için. Şafak abi de söyledi. Ha öyle mi? Şimdi benim önüme şimdi düştü, evet. Şu an nasıl ses? Yani çok mu yükselmişti biraz önce? Biraz net, net değil diyordu ama. Yani yüksek demiyorlardı. Ama işte çok yüksek değil, netliği bozuyordu. Yani öyle mi? Kırmızıya geldiğini görüyordum. Ha, pardon. Evet. Bu arada Yıldız abla yazmış. Tamam Erdem abi taş geldi diye. Birkaç soru yani birkaç cevap. Daha isimde böyle cevabı uzun vermeyle ilgili değil mi? Evet. Kendisi. Şimdi daha iyi diyorlar. Evet. Demek ki biraz o zaman sesi yüksekmiş. Devam edebiliriz. Tamam. Yaşı konuşuyorduk. Abi sizin... Evet. Öyle değişmiş devam oldu. Devam edin, evet. Sizin ses net değil diyorlar ama... Allah Allah. Benim kulaklığıma çok net geliyor. Niye olabilir? Ömer abinin sesi biraz daha böyle yani gür ya. Ben orada otururken daha mı iyi konuşuyordum falan. Yani siz bir yerde... Sizi konuk yapalım. O program da gelecek. O da gelecek, evet. Sizin ses net değil diyorlar ama bence devam edelim. Başka geri bildirimler de aldıktan sonra. Orayla bir oynayın abi, düzeltin. Şöyle. Ama bize iyi geliyor. Çok iyi. Şu anda nasıl? Tamam. Bence iyi abi. Heyecan. Yani doğrudur. Tamam. Sorun olunca çok daha fazla kişiden net gayet oluyor. Diyenler var. Evet. Evet. Heyecan yaptı herhalde diyenler var. Yok, yaptım ben. Şu anda şu anda titriyorum böyle. Titreme falan. Mikrofondan değil. Ömer abiden. Ömer abinin kendinden. Evet. O zaman yaş konusunu geçelim artık. Geçelim. Yaş yeter. Peki mesleğiniz? Mesleğim şöyle, ben aslen ilahiyat mezunuyum. Ama mesleğimle ilgili çok bir şey yapmadım. Sadece İBM'deki programlar dışında. Ben en son, yani buraya gelmeden önceki mesleğim medya programcılık. Yani bir Arapça televizyon açmak için kollara sığladık. Kapalı yayın, iç devre bir yayına da başladık. Onlara programlar çekiyorduk, yayınlar hazırlıyorduk. Tam doğum olacaktı ki... Bu Hira diye bir şey var. Hira, evet. Hira televizyonun adı da mı olacak? Evet, televizyonun adı da Hira olacaktı. Siz oradaydınız. O ekipteydim, evet. O ekibin başında mıydınız i̇şte yoksa? Onun için kovdular bizi. Başında olmak herhalde öyle bir şey. Evet, öyle olunca yani biraz medyacıyım diyebilirim. Yani çünkü orada daha fazla iş yaptım, daha fazla çalıştım. Yani yayın dünyasındayız. Yayın dünyası. Tahsil ilahiyat. Ama benim asıl mesleğim ilahi. Öyle bir meslek var mı bilmiyorum ama ilahiyatçıyım. Ne satıyorsun falan. Evet. O zaman sen medyacı mı dememiz gerekiyor? Yani yayıncı, prodüktör. Ama bence artık hani sunucu da yani. Koskoca hizmetin evet, tek ve ilk. Acemice yani İBM'de bizi bir şey zannedip. Ben İBM'yi söylemiyorum ki. Semaver o. Her türlü sunuculuk. Semaver bizim abi yani şöyle bir sorum olacak. Her şeyimiz. Buyur abi. Bir saat önce böyle bir manevi programdan böyle semavere geçmek. Bunu nasıl başarabiliyorsunuz? Hala atlatmış değilim. Hala ses tonumla falan. Yani. Doğru çayı dinlemedik. Evet. Ses geldi gelmedi falan derken. Hayda. Evet, yani çok kötü.
Çaysız Ömer abi de hatırlatmadı hiç. Evet, çaysız bazen ben biraz sonra biterim yani. Gerçekten kendinden bu misafir şeyi veriyor hani. Değil mi? Ama buraya konuk sandalyesinde olunca böyle olacak. Yapacak bir şey yok. O zaman sunucu olarak, medyacı olarak. Evet, medya, sunuculuk. Ama dediğim gibi medya ağırlıklı. Program sorumlusuydum. O televizyon, o Hira TV'de. Ama sunum yapmıyordunuz. Veya yok, sunum yapmıyordum. Görünmüyordum. Yok. Tabii o baştaydı. Sonra o illa çıkacaktı yani. Bir gün çıkartırlardı belki. Çok ben de öyle bir şey. Bir ışık i̇şte görürse. Sonra gördüler. Ömer abi gördük, çıkarmıyorlar. Buralara geldi. Burada çıktı. Yani Fransa bizi kabullendi. Sağ olsunlar. Peki abi Fransa'ya ne zaman geldiniz? Fransa'ya 2019 9. ayın 17'sinde giriş yaptım. O günden bugüne de işte Fransa'dayız. Biz de mülteciyiz. İltica ettik buraya. Henüz kabul alamadım. Hayır, bu tuhaflıkları dediğim gibi bir yerde anlatacağım size. Nereye gece bağlayacak merak ettim. Evet. Dua edelim. Yani bu gece dua edeceğiz. Evet. Için. Beklerim herkesten yani bana bu en azından şu süreci bir şekilde atlatma adına İnşallah. Herkesten dua beklerim bu mübarek gece hürmetine. Yine programı ele almaya başladı. Evet evet. Hani söz hakkı verdiğimiz zaman böyle şey olduğu zaman siz daha çay verin ondan sonra görün evet. Beni. Zaten yaşa bağlı çay yetmezliği var bence diyen bir ya. Hani Ramazan abimiz öyle dedi chatten. Ramazan abi. Konuksunuz lütfen. Neyse hiç. Tamam. Konukluğumu bileyim değil mi? Tamam. Hizmetle nasıl ve ne zaman tanıştınız? Hizmetle 1990. Lisedeyiz. Nasıl tanıştık? Çok enteresandı. O zaman hızlı dönemlerimiz, lise çağında böyle hareketli, kanın deli olduğu dönemler. Liseyi düz lise mi okudunuz yoksa? Ya İmam Hatip. İmam Hatip mezunuyum. Nerede okudunuz? Elazığ. Elazığ'daydınız. Elazığ, evet merkez İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 92 mezunuyum bu arada. bu arada o kanın deli olmasından dolayı olsa gerek ki gittik tekvandoya yazıldık. Tekvandoya gidiyoruz böyle. Bir ekibiz. Evet böyle kendimiz işte hedeflerimiz var, gayelerimiz var. Yani hedef siyah kuşak. Yani, böyle bir hedef. Evet böyle ileri gitmek falan. Tunduva. Oraya iki tane genç geldi. Elazığlı değiller. Belli. Her hallerinden Elazığlı olmadıkları belli ama çok kibarlar. Yani tekvandoya gelecek kadar gelemeyecek kadar kibarlar öyle diyeyim. Yani kibar görünce olmalarından mı Elazığlı olmadığını anladınız öyle bir şey? Şimdi Elazığlılara laf atmıyor. Beni afaroz ederler sonra. Çok dikkatimi çekiyor ama sadece benimle ilgileniyorlar. Yani çay ısmarlıyorlar, tanışalım diyorlar. Böyle bir yaklaşma. Ya benden başka bir grup arkadaşız. Yok diğerleriyle o ilgi alaka yok. Ama benim de hoşuma gidiyor. Şimdi ilk defa o tür insanlarla böyle karşılaşmışım. O şey var bende, o hava var. Ondan sonra yavaş yavaş dostluğumuz gelişti. Bunlar beni bir gün evlerine davet ettiler. Dediler ki biz Elazığ'da okuyan, başka ilden gelen, üniversite okuyan üniversite talebeleriyiz. Bizim bir evimiz var, bir çorbamızı içmeye gelir misin dediler. Kıramadım. Gittim. Ve o çorbayı içtim. Giriş o gidiş. O çorbayı içtim. Farklı bir çorbaydı. İnsanların hareketleri çok farklıydı. Her şeyi takip ediyordum yani. Hiç görmediğim, hiç duymadığım, hiç hissetmediğim bir dünyaydı orası. O saygıları, o kibarlıkları çok etkileyiciydi yani. Düşünün sofrayı işte bitince böyle herkes canla başla koşup toplamaya çalışıyor. Ben böyle bir şeye ilk defa şahit oldum yani. İnsanların kardeşçe ve her biri bir yerden. Hiçbiri kardeş değil yani bana göre. Ve insanların o hareketleri beni çok etkiledi. Gel zaman git zaman işte bizi eve daha sık davet etmeye başladılar. Evet olay öyle başladı. Bir gün geldi üniversite imtihanına gireceğim. Dediler ki üniversite çalışmak istersen yani bizim evimiz müsait. Burada üniversite talebeleri de var. Sana derslerinde yardımcı olurlar. Dediler. Abi sen oraya geçmeden Mevlüt abiden tekvandoyu bıraktınız mı sonra diye bir soru geldi. Abi kırmızı kuşağı da aldım orada bıraktım. Kırmızı da az değil aslında. Yani bizi döver yani. Ya bizi dövecek Estağfurullah. Estağfurullah. Evet tekvandoyu orada bıraktık. Ama ben şey niye böyle tekvandocu böyle İmam Hatipliler
Ben o abiler bozdu. Yoksa ben böyle değildim. Ben beklemezdim hani tekvando. Bir de İmam Hatip'e gidiyordunuz değil mi? Abi? İmam Hatip'e grup karıştıktı gerçi. İmam Hatip ve dışarıdan da arkadaşlar vardı. Ben çünkü şöyle hayal etmeye çalışıyorum. Hani kıyafet üstünde hani beyaz, üstüne takke. Yani çok farklı bir konsept olarak. O dönemler üzülerek söylüyorum. İmam Hatiplerin belki de raydan çıktığı dönemler. Yani bir gün bunlar bir tokat yer içimden hep öyle geçiriyorum. Çünkü o şuur yoktu. Tabii herhalde, yoktu maalesef. Yani bir gaye için açılmış. İnsanların öz çabalarıyla açılmış okullar. Ama içerik olarak çok bozulmuştu. Yani biz de o dönemin biraz maalesef o döneme denk geldi bizim de. Ve sonunda da bir tokat yenildi yani. O İmam Hatipler işte o kat sayı meselesi falan derken iyice bitirdiler o zaman. Evet evet. O tokadı yediler yani. Şimdilerde de İmam Hatipler çoğaldı ama şimdi işte çok, içerik artık. Yok abi. Evet, içerik evet. Maalesef içerikte sıkıntı var. Üniversite imtihanına hazırlanıyordunuz. Üniversite imtihanı için dedim tamam kabul ettim. Gittim evlerine. Peki bundan önce sadece gidip geliyorsunuz değil mi? Sadece ziyaret ediyorum. Hoca efendiyi tanıyor musunuz? Hiç kimse hiç bana hiçbir şey şey yapmıyorlar. Evde kalmaya başladım. Kabul ettim ve kalıyorum. Bir gün bir ses duydum. Birisi ağlayarak vaaz dinliyor odanın birisinde. Kapının önünde oturdum. Ya söylenenler o kadar etkileyici ki. Ve hiç unutmuyorum Hey Gidi Günleri dinliyor. Ama nasıl ağlıyor? Hoca efendi ağlıyor. Yani tabii o zaman bilmiyorum. O arkadaş da kimse içerideki onu da bilmiyor. O da ağlıyor. Ben de kapının önüne oturdum. Sonuna kadar dinledim. Sonra bitti vaaz. Kapıyı açtı. Beni kapının önünde görünce ne yapıyorsun burada dedi. Ben dedim o soruyu dur ben sorayım. Sen ne yapıyorsun içeride? Ya böyle durakladı. Dedim bak siz bir şey yapıyorsunuz yani. Benden gizlemeyin. Ben artık bu evde kalıyorum falan. Dedi ki bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu dinlediğimi sana da dinlettireceğim. Ama şunu bil ki bundan sonra hayatın öyle bir değişecek ki bir daha hayatında normal bir şey yaşamayabilirsin. Bu şartla dinliyorsan dinle dedim hazırım. Hiçbir şey normal olmasın. Beklemiyorum dedim. Ve bana da dinletti. O gün ağladığım kadar hayatımda bir daha da herhalde o kadar ağlamamıştım. Ne dediğini çok anlamıyordum ama çok içtendi yani o sohbet. Beni öyle etkiledi ki yani dediğim gibi o kadar ağladım ki belki hayatımda bir daha o kadar ağlamadım yani. Öylelikle tanışmış olduk. Sonra yurt dışları falan derken işler gelişip gitti yani. Evet. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Gayet güzel oldu abi. Evet. Böyle güzel bir gündü. Yani o günden sonra da hakikaten hayatımda hiçbir şey normal olmadı. Yani arkadaşın duası mıydı yoksa bir şey mi ona bildirildi? Ama gerçekten olumlu anlamda herhalde yani. Olumlu yani çok olumsuz bir şey ya, olumsuz tabii da ki, olumsuz bir şey olsa o da tuhaf yani. Sıra dışı o da normalde mesela. Yani olumsuzu da normal değil. Evet, olumlusu da normal değil. Hep böyle ekstra sıra şeyler, olaylar. Sıra dışı olaylar yaşadım yani ve hala yaşıyorum. Yaşamaya devam ediyorum. O videonun hani genelde bütün hani soruyoruz ya misafirlerimize. Hani ne zaman hani dersten inanarak şey yap hani hizmette hani gönüllü oldunuz. O videodan sonra mı siz de böyle? O videodan sonra tabii ben Hoca Efendi'yi dinlemeye başladım. Hemen hemen hiçbir şey dinlemiyordum. Çünkü hani kaybettiğiniz bir şeyi bulursunuz ya. Yıllarca aramış da bulduğunuz bir şeyi bulursunuz ya. Ya öyle yani. Kaybetmekten korkarcasına onu dinliyordum yani. Sonra bana gene gizli kapaklı odalarda şey yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Hepsini kapı arkasından dinliyorum. Bana korkuyorlar mı açmaya artık veya zamanı mı gelsin diye. Siz de niye dinliyorsunuz böyle kapardı? Abi casus yani, gibi. Konu şu, yurt dışına talebe gönderiyorlar. Ya ben de talebeyim. Yani beni niye gönderiyorlar? Biri de bana sorsa yani ben de gitmek isterim. Gene kapı açılıyor, ben kapının önündeyim. Diyorum ki bu konuştuğunuzu duydum. Ve ben de yurt dışına gitmek istiyorum. Ya emin misin diyorlar falan. Bir abi işi zorlaştırmak için bana dedi ki işte şu kadar kaset, şu kadar kitap, şu kadar bilmem ne okuyacaksın, yapacaksın, seni de göndeririz dedi. Delicesine. O verilen rakamları ikiye katladım. Sırf yurt dışına gitmek için. Ve kabul ettiler. Oraya da geleceğiz aslında. Oraya da geleceğiz. Evet. Sorularımızı devam edelim mi Erdem abi? Nerede yaşıyorsunuz ve bölgenizin nesi meşhur? Evet. Bourg-sur-Chantereine diye bir yerde yaşıyorum. Asıl?
Bu ne, Fransızlar da soruyor bana. Kua diyorlar. Ben de daha bilinsin diye akote de şel diyorum. Tamam. Şel daha iyi biliniyor herhalde. Aa, avui diyorlar tamam. Çünkü bu bir caddeden ibaret. Yani bir cadde yürüyorsunuz. Bir tarafı işte şel. Öbür tarafı da işte bu Van Sürman mı ne böyle bir cadde. Yani farklı bir cadde. Departmana giriyorsunuz. Farklı bir departmana giriyorsunuz. Bir cadde yani. Hani neyi meşhur o caddesi herhalde. başka da o bir şey. O civarda yani illa o Bru Sür Şantören bir de oradan olması şart değil ama o etrafta başka bir şey yok mu? Etrafta Marne nehrine çok var. Yakın o nehir geçiyor. Yani arabayla 5 dakikada varıyoruz nehrin kenarına. Marne nehri diyebiliriz. Evet, bölgenin meşhur. Ama siz yaşadığınız yeri ifşa ettiniz. Abi. O şehirde sadece bir sokak varsa sizi kullanacağım buralar. Bütün böyle fanlarınız şimdi eve basmasın. Fanlarım gelmeden önce kada diye bir engel var. Kapıda soruyorlar. Kapıda da. Evet, onu aşmaları gerekiyor. Korunaklı bir yer. Korunaklı bir yer, evet. Evet. Şimdi bir şey zannedecek böyle kapıda. Parmaklıklar. Yani bizi kaçar diye koruyorlar herhalde. Lan kaçmışız zaten. Yani size kaçmışız, bir daha nereye kaçacağım? Öyle bir yerde kalıyoruz, evet. Abi hangi takım? Galatasaray idi. Galatasaray idi tabii. Ondan sonra da takım tutmadım yani. Şu anda Paris Saint-Germain'i tutuyorum. Tabii ben. Niye Paris? Niye Paris Saint-Germain? Ya Paris'te yaşıyorum yani. Paris'i tutmak da popüler. Ve popüler. Şu an Messi mi var orada? Kim vardı? Messi var, Mbappe var, Neymar var. Neymar var. Maşallah yani. Var var ya. Yani. Bir de Katarlılar alınca Araplardan oradan da biraz daha mı yakın? Evet. Ama o zamanlar çok o gençlik dönemi takip etmiyorsunuz şu an. Yok. Yok. PSG'ydi. Çok, yani ligde kaçıncı sırada? Yok, hiçbir düşeceğini duydum. Galatasaray'ın düştü, yok. Düşüyor. Yok, PSG'yi diyorum. Ha, onu yok. Onun nerede olduğunu abi bilmiyorum. Şöyle diyorlar. Yani kral adam, delikanlı adam kimlikteki takımı tutar. Yani kimlikte neresi yazıyorsa orayı tutar diye derler. En azından sporun neresini tutayım? Siz Paris'te artık... Paris, tabii. Yardımın için teşekkür ederim. Doğru, Paris. O yüzden Paris'i tutuyor yani. Evet. Ha, Elazığ'a gitti ya. Evet. Elazığ abi, spor da var ama bu arada. Kaç yeni ligde? 2 mi 3 mü öyle. Bir ara adını duyuyorduk sanki şu an, evet. Bir ara evet, ikinci lig, hatta birinci lige bir çıktı. Bir zamanlı vaktin birinde sonra çıkış. Orada bir daha da orayı görmedim. Ülkede ülkenin takımını tutuyormuşsunuz, onlar da hep kazanıyormuş. Öyle bir bilgi geldi. Cezayir'i tuttuk. Afrika şampiyonu. Cezayir'i tuttuk. Evet, Cezayir'e gittiğimiz orada Cezayir o. Ülke olarak tuttuk Cezayir'i. Ülke olarak evet. Afrika şampiyonu oldu. Fransa sizin zaman gelmişti. Dünya kupasını almıştı Fransa ama değil mi? Almıştı o zaman. Daha niyet ettim düşünün. Niyet ettim aldı yani kupayı. Evet. O kadar hani büyük niyet ki. Maşallah. Maşallah. Subhanallah falan. Onu artık o, siz dersiniz. Sizin sözünüz olduğu için onu söylemiyoruz. Patente bana ait. Evet. Evet. Abi, en beğendiğiniz film? Al yazmalı. Yani, Selvi Boylum Al Yazmalım. Selvi Boylum Al Yazmalım. O dönemlerin en meşhur bir kamyon şoförünün. 70'li yıllar mı? Ya nasıl? Yani bilmiyorum. O bizim dönemde vardı yani. Biz hatırlıyorum o lise dönemlerinde falan. Yani o dönemi de anlatma adına evet. O yani etkilemişti bizi o çocukluğumuzda. Zaten bir roman uyarlaması. Evet. O anlamda. Oyuncular da iyi oynamışlardı yani. Bir kamyon şoförünün evet, aynen öyle. Bir kamyon şoförün diyordunuz abi. Evet, onun işte bir onun aşkını, onun sevgisini anlatan çok basit bir halk hikayesi yani. Orada ama ne var, böyle bir klişe bir söz var, emek mi sevgi, emek mi, böyle bir şey var galiba. Yani bir aklımda kalan kamyonu olmuş. Nedeniz? Kırmızı kamyon. BMC miydi? BMC. Allah Allah. Kırmızı BMC bir kamyon. Bildiğimiz kamyon, ben de. BMC olması lazım. Öyle o filmler yani, onlarla büyüdük. Cüneyt Arkın mesela bizim o dönemin artist deyince akla gelen kişi değil mi? Yani okul bizi sinemaya götürdü. Cüneyt Arkın'ın filmine götürdü. Düşünsene yani, yabancı film bile yoktu. Daha doğrusu Elazığ'a belki gelmiyordu. Hani gittik, Cüneyt Arkın'ın bir filmini izledik. Geldik. Okulla yaptığımız bir aktiviteydi. Öyle o günler yani. Evet. Ama fark ettiniz, ilk defa bir Türk filmi. Türk filmi ve böyle Yeşilçam filmi geliyor yani. Evet.
Normal herkes, herkes böyle IMDb'si yüksek olan filmler söyler. Jenerasyonla ilgili bence biraz da. Yani aynen, olabilir. Yani yaş üstü olunduğu zaman. Ya 70 yaş üstü. Evet. Hadi ya, o kadar değil. Ya o kimliğin yazılma tarihinde bir sorun olabilir. Ya oradan yaklaşıyor Erdem Bey yani. Yok yok yo, yanlış. Kaydettirirken... Birkaç aylık bir yanlışlık var öyle bir. Yani birkaç yıllık değil yani. Şüpheleniyoruz biz. Evet. Ya en beğendiğiniz müzik parça. Ben Türk sanat müziği çok dinliyordum. Hala daha da dinlerim. İşte mesela Makber beni çok etkilerdi, dinlerdim yani. Her yer karanlık. Her yer karanlık. Makber mi yarab diye. Makber mi yarab. Evet, onu çok dinlerdim nedense. Ama bizim dönemin gene meşhurları mesela Müslüm Gürses değil. İşte Ferdi Tayfur biliyoruz falan. Bunlar gene o dönemin hani popüler, unutulmayanları yani. İster istemez değil mi? Bir insan etkileniyor evet, dönemindeki aynen öyle. Şarkılardan, şarkıcılardan. Nostalji oluyor sonrasında. Tabii siz de özellikle hani hizmetle tanışmamış belli çevrelerin içindeyseniz dinlenen evet, şeyler onlar, onlardı yani. Ya bir de ister istemez kulağınıza geliyor bir yerlerden tabii, tabii. Bazı parçalar. Belli dönemlerin işte 80'lerin, 70'lerin, 90'ların müzikleri parçaları müzikleri var. Müzikleri onlardı evet. İnsan tekrar onları duyunca o döneme gidiyor, gidiyor. Biraz daha. Sürekli evet, dinlemesi gerekmiyor aslında. Kesinlikle. Öyle bir şey de var. Evet. Bu arada ben hani Ömer abiyi genelde Ferdi Tayfur'a benzetiyorum. Hadi ya. Ömer abi, abi siz hani ben size dedim siz bana inanmıyorsunuz. Yok öyle bir şey falan diyorsunuz da. O şöyle, bize verdi, gönderdiği fotoğraf benziyor aslında değil mi? Şöyle yan yana koyarsak mesela ekrandaki gibi. Gerçi biz ekranı göremiyoruz ama. Biz ekranı göremiyoruz. Ha size gir açmadın mı ekranı? Ona bir şeyler oldu. Hadi hemen açayım abi. Yok yok bana... Bence benziyor abi şöyle. Hadi bir, ya. Böyle bir benzerlik var sanki abi. Yani Ömer abi daha yakışıklı ama. Ben daha yakışıklıyımdır doğru. Evet. Devam edelim abi isterseniz. Buyurun abi. Bunu normalde Ömer abi söylüyor. Yani devam edelim. Evet, devam edelim evet. çok konuştuk. Dinlendirelim falan onlara da gelirsin. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Tamam hadi. Oo. Muhammed abimiz ne demiş? Yani ben de hep benzetiyorum da söyleyemiyordum. Hadi açıkça ya. Hani Şafak abi var benzerlik diyor. Samet abi evet biraz benziyor diyor. Yani gizlemeye abi, gerek yok. Bence yani, siz kapıyı açtınız onlar girdiler. Yok yok ciddi bir benzerlik var. Allah Allah. Abi şarkılarını hatırlıyor musunuz? Bu ne çeşmesi vardı bir çeşmeye. Susadım çeşmeye. Nasıl? Gelmez olaydım. O çeşmenin suyundan içmez olaydım değil mi? Öyle bir şiir şeyler gibi okuyorsunuz ama onun benim melodisi de var. Öyle şu an kaçıyor kaçıyor. Öyle, öyle bir şarkısı vardı. Emmoğlu diye bir şarkısı. Emmoğlu sonra. Ben de onu hatırlıyorum. O sonlarda. Sonra. Adem'in köyü de vardı. Onlar sonraki şarkılar. Onlar daha siz daha eskidir. Daha ilk belki ilk meşhur olduğu dönemin şarkıları. Ben sizi illa da geri çekiyorum. Evet. Abi şu soruyla devam edelim. Hizmet hayatınızda başınıza gelen çok ilginç bir olay. Yani Ömer abi burada olsaydı Subhanallah demesi gerekirdi yani. Subhanallah denilecek bir hikayem var. Babam beni İmam Hatip'e yazdırırken ilk ortaokula şöyle bir şey dedi. Oğlum dedi ben seni İmam Hatip'e niye yazdırıyorum biliyor musun? Arapça öğrenesin diye dedi. Gel zaman git zaman yurt dışına çıkacağız. Ben yurt dışına çıkarken ilk önce Fas değildi bizim. Başkırdistan diye bir ülkeye İngilizce öğretmeni olmak için. İngilizce okuyup İngilizce öğretmeni olmak için gidecektik. Kendi ismi? Başkırdistan. Rusya'nın içinde özel bölgelerden biri. Biri evet. Küçük bir ülke. Biri. Orada gideceğiz İngilizce okuyacağız. İngilizce öğretmen olacağız falan. Geldik Sivas'a orada toplandık. Bizi orada topladılar. Sonra orada... Bir teklif geldi bize dedi ki Afrika'ya açılmayı düşünüyoruz. Afrika'ya da talebe götürmeyi düşünüyoruz. Böyle İmam Hatip mezunları, ilahiyat okumak isteyenler varsa oraya götürelim dediler. Teklif çok hoşuma gitti. Evet dedim. Açtım babama. Dedim baba senin bir duan vardı ya. Seni İmam Hatip'e Arapça öğrenesin diye kaydediyorum. O dua kabul oluyor. Ben bir Arap ülkesine gidiyorum. Fas'a gidiyorduk. Hem izin istiyorsunuz hem de haber veriyorsunuz. Hem de haber veriyorum. Evet. Babam dedi ki duamın arkasındayım. Çünkü altımdaki yatağımı bile satarım demişti. Yani senin Arapça öğrenmen. Abi o dua öyle ilerledi ki daha sonra gittik.
Arap bir bayanla evlendim. Şu anda evimin dili belki mezara kadar benimle devam edecek Arapça. Hayatımın bir parçası oldu o dua. Ama tabii buna hizmet olmasaydı ben ne oralara gidebilirdim. Yani demek ki o dua ta oralarla bağlantılı. Hep böyle düşündükçe subhanallah demek evet kendimi ona alamıyorum. Bu sanki biraz daha babanıza bir hani babanızın duasına bir subhanallah. Ama işte o dua belki de beni hizmete bağladı. Çünkü hizmet kanalıyla gidebildim ben. Tek gidemezdim öyle bir yere. Onu yani yapamazdım. Şöyle Ömer abi etkileyen bir aslında olay. Evet. Hani için içinde evet. Babanız da var. Onun evet. Duası var. Onun duası ve hizmetin. Doğrudan etkilenen sizsiniz tabii, bundan yani. Yani hizmetle biz o dua hizmetle gerçekleşti yani. Evet. Evet beni çok etkilemişti. Ve hala daha da dedim yani devam eden bir dua böyle. Evet. Subhanallah. Yani. Subhanallah. Sizin gibi diyemiyoruz ama evet. Bir söyleyin abi. Subhanallah. Evet. Bunu kaydedip koymamız gerekiyor. Yani her seferinde söylüyoruz. Hazırda durması lazım. Onun bir aynen hazırda tonu olmalı. Evet. Abi son evet. Sorumuza geldik. Ya, sorular bitmedi pardon. Buyurun abi. Semaver sizin için ne ifade ediyor? Semaver. Semaver bir hafta bekliyorum. Bugünü bekliyorum hep. Benim için olduğum o ortamdan çıkma ne bileyim yani dostluğun tadın lezzetin insanlara yani ümit ediyorum faydalı olduğumuz bilmiyorum bende çok farklı duygular ifade ediyor semaver inanın ve izleyenler de inansınlar ben hep o duygularla geliyorum yani bugün bir arkadaşımıza daha bir kelimeyle tebessümüne vesile olacağız bir arkadaşımıza daha tebessüm ettireceğiz hayata ümitle baktıracağız. Bilmiyorum, semaver bende hep bunları şey yapıyor ve o bir haftayı iple çekiyorum hep. Evet, bendeki semaver de bu. Güzel bir hava veriyor. Evet, Allah. Evet, Ömer abi şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz, sorularımız şimdi, bitti. Madem konuksunuz soruları biz soracağız. Buyurun abi. Şimdi sizi daha iyi tanıma adına biraz bazı bilgileri aldık ama yurt dışına çıkışınız, ondan sonra yurt dışına çıktıktan sonra neler yaşadınız? Evet. Böyle bir 30 yıl öncesine gideceğiz biraz eski zamanlar ama. 30 yıl olmuş. 30 mu 60 mı abi? Ya. Yani şimdi 30, 90'ların başı. Ya düğmeler onun elinde olmasa. Şimdi korkuyoruz evet. Dediniz böyle bir yurt dışına yönlendirme, yurt dışında okuma imkanları olduğu o söylendi. O imkanlar siz de söylendi. Biz de söylediniz. Evet. Şartlar da ağırdı işte şu kadar kaset, şu kadar kitap, şu kadar risale dediğimiz. Abi şu kadar dediniz ne kadar? Yani bütün seriyi dinleyeceksin. A, B, C neyse. Pardon kaçtı? Sayı verin sarı. Yoksa çok eskiden olduğu için hatırlamıyor musunuz? Çoktu ya. Ya ama o zaman Walkman vardı. Walkman evet, dönemi. Bu. Takıyorduk Walkman'ı yatarken hani, ayakta. Gerçek kaset yani. Bulaşık. Tabii gerçek kaset. Bulaşık yıkarken her tarafta kaset. Kasetten başka bir şey yok o zaman. Ve not ediyorsunuz onu. Rum abi de böyle diyerek hani kendi yaşını ele veriyor fark etmedin. Ya aslında bana çok uzak değil yani. Hani öyle uzaktan dolaştığına bakmayın o da yakınız yani. Bu arada Ömer abi gerçekten hani abilerimiz izleyebilirler böyle semaverin girsinler. İlk videolarımıza yukarıdayken mesela. Evet. Sizin saçlar bu kadar beyaz değildi abi. Yani Fransa etti size buraya bu saçları beyaz attırdı. Arttı mı ben onu fark etmedim. Yani dile kolay bayağı. Tabii ciddi bir vakit geçti üzerinde 65. program. Evet. 1,5 sene oldu. İster istemez ekranda bir yaşlanma olabilir. Hani onun farkına varılıyor yani maalesef. Yani beyazlanan saçlar olsun ya çok da önemli değil. Evet. Bir de beyazlanan saç dökülmüyormuş. Yani her... Öyle teselli ediyorsunuz. Öyle teselli ediyoruz. Kendimizi öyle teselli ediyoruz. Evet. Evet abi işte o dönem sağ olsunlar Afrika'ya Orta Asya'ya her tarafa okuma imkanları açıldı. Gene orada da farklı şeyler yaşadım. Mesela yani ailemin maddi imkanları yoktu. Beni yurt dışında okutmak yani hayal. Hı hı. Ben zaten hani belki anne baba tarafının ilk yurt dışında okuyan yani orada da dedim. Hep şeylik ekstra. Yurt dışında bırakın Türkiye'de tabii, okuyan yani, mesela nasıl? Kolay yani. Değil evet. Hı hı. O bile belki değil mi o dönemlerde çok kesinlikle, rastlanan bir durum kesinlikle. Değildi. Kesinlikle sağ olsun o gün işte elini taşın altına koyan esnaf abilerimize buradan gerçekten şu gecenin hürmetine Rabbim onların o verdiklerinin bin katını. Amin. Versin bin katını da verme duygusu versin diye dua edeyim onlara. Onlar o gün o yiğitliği yapmasaydı ben bu masada olmazdım herhalde. Yani
Tabii sebepler dairesinde. Sebepler dairesinde, evet. Hani kaderi şey etme adına değil. Ama o gün onlar o yiğitliği yaptı. O kadar insan yurt dışına çıktık. Biz yani köylü çocuğuyuz netice itibariyle. Yani hayal etmediğimiz yerlere geldik. Hayal etmediğimiz okullarda okuduk. Ne bileyim, dil öğrendik. Yani her şey... Evet, fotoğraf. Araya bir fotoğraf iniverdi. Fotoğraf getirdi. Eski günler, saçların siyah olduğu günler. Bu Meryem ablanın olduğu program. Öyle mi? Dediğim gibi ve çıktık yurt dışına. Bize Sivas'ta... İstikamet neresiydi? Sivas'ta işte Başkırdistan demişlerdi. Hı. Orada bir değişiklik oldu. Fas, Tunus, Cezayir denildi. Biz de... Üçüne birden mi? Nasıl? Saflığa bakın işte, oturmuşuz o teklifi kabul eden arkadaşlar... Hani Fas, Tunus, Cezayir diye bir ülke arıyoruz. Yok öyle bir ülke yani. Altta Maghrib dememiştir. Sonra güzelcisiniz ama. Yani sonra yani Allah razı olsun, zekalı bir abimiz dedi ki ya siz yanlış arıyorsunuz. Fas bir ülke, Tunus bir ülke, Cezayir bir ülke falan. Sonra dediler ki sizi Fas'a götüreceğiz. O zaman Fas'ın yerini görmüş olduk. Fas'a gitme tabii o zaman haftada abi, bir... O zamanlar zaten internet yok değil mi yani? Yok yok. Tabii yok. Haritadan arıyorsunuz yani. Haritadan arıyorsunuz. Asiklopedilerden bakıyor belki. Ama Fas yani göremiyor musun? Yani Fas yazdığı zaman... Fas, Tunus, Cezayir diyorlar. Sanki bir devletmiş gibi bize lanse ediyor. O taraflara götüreceğiz. Hani biz herhalde yani ya dediğim gibi... Heyecan olabilir. Ya çünkü abi Fas yazısını gördüğünüz zaman anlarsınız Aros olduğunu yani. Göremiyoruz işte onu. Öyle bir ülke aramaya çalışıyoruz. Ondan göremiyoruz zaten. Neyse, Fas denildi. Fas'a gittik 93'ün Kasım ayında. Fas'a indik. Bizi bir ev bizden önce işte kiralanmış, oraya yerleştirdiler. Ama ondan öncesinde... Ondan öncesinde bir şey vardı galiba. Evet, ondan öncesinde o zaman büyüğümüz 5. katta kalıyordu. Rica ettik, dedik ki gitmeden İstanbul'da gitmeden Altunzade'de bir elini öpmek istiyoruz dedi. Sağ olsunlar, o da bizi kırmadı. Yani ziyaretimizi kabul ettiler ve huzura çıktık. Çok istedik elini öpmek, vermedi. Sadece hepimizin yüzünü tek tek süzdü böyle, ayaktayız. Bize epeyce konuştuktan sonra hepimiz ayağa kalktık elini öpmek için. O da ellerini arkaya sakladı, yok dedi, el öpmek yok. Biraz dedik şey yapalım, böyle duygusal konuşalım, belki kabul eder. Hocam dedik, gitmek var, dönmek yok, dönüp görmek yok falan, böyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama hiç mümkün değil, ikna edemiyoruz yani. Tamam, abiler de işaret etti, çok yormayın dediler. Yani olmayacak bir şey, vermedi elini. Yalnız bizim yüzlerimizi süzdü böyle tek tek. Bu arkadaşların sadrı açık mı dedi. Yani niye öyle dedi. O gün... 8-10 tane genciz, hiç de bir şey anlamadık yani. Ama sonra Fas'a ayak basınca o cümlenin ne manaya geldiğini... Sadrı geniş mi anlamında hani böyle değil mi? Yani sabırlılar mı? Dayanabilecekler mi falan, o manada söylemiş. Biz de herhalde bize iltifat ediyor diye işte anlamamazlıktan geldi, anlayamadık yani cümleyi. Yaşamadan anlaşılmaz yani. Ama Fas'a gittik yani. Ve o cümleyi doya doya anladık yani. 6 ay kıtlık gibi bir hayat ya. Abi Fas'tan böyle bir beklentiniz var mıydı? Ya nasıl bir şey, ne, nasıl bir yer hayal ediyordunuz? Ne çıktı ortaya? Afrika'ya gidiyoruz diye çıktık tabi. Yani, siyahi bekliyorsunuz. Tabi tabi. Yani ben ilk gittim yani, hatta bazıları ya biz yanlış gelmedik gelmiyorsun burası nasıl Afrika, Afrika falan. Evet yani beyaz Afrika, siyah değil. Öyle bir ülke bizi şaşırtmıştı Fas yani, o kadar beklemiyorduk. Yani bir de o dönemin farkı, hakikaten o internet farkı, o vurgu önemli. Bilgi alma, bilgi edinme çok zor. Yani bir televizyonda bir program izleyebildiyseniz ancak orada görmüş oluyorsunuz. Yoksa tekrar ben bir daha bunu bakayım. Bir daha o ülkeler için de, o ülkeler için de aynı sıkıntı var. Mesela evet. Bir büyük cami var, Hasan II Camisi. Onu evet. Ziyarete gidiyoruz. Evet. Bizi kapıda durduruyorlar. Oraya Müslüman olmayanı almıyorlar. Diyorlar ki siz nereden geliyorsunuz? Biz Türk'üz diyoruz. Türkiye'den geliyoruz. Müslüman mısınız diyorlar. Ya, siz, o da tanımıyor Türkiye'yi. Daha Türkiye'nin Müslüman olduğunu bilmiyorlar yani. Sonra biz işte peki Müslüman olmamız için ne yapalım falan. Nasıl i̇şte şehadet getiriyorlar, Fatiha'yı okutturuyorlar, böyle Kur'an'dan bildiğiniz yerlere falan. Lan bir ton bir şey okuyoruz, adam hala böyle şüpheli şüpheli bakıyor. Yani
Gayrimüslim belki, birinin bu kadar şey ezberlemesi bilmiyorum o kadar. Belki aksanınızdan böyle anlamıyor mu okuduğunuz, o da olabilir. Yani yok. İmam Hatipliyiz, o kadar kötü olamaz. Yok, içimizde böyle şey kıraati çok düzgün olan arkadaşlar vardı yani. Ama yok, enteresan, siz Müslüman mısınız? Hala şüpheyle. Abi neredeyse hatim indireceğiz adamın önünde. Ya aradaki kopukluk yani, işte, evet, insanların evet, birbirini evet, tanımaması, kesinlikle. Halkların birbirini tanımaması, öyle bir şey vardı evet. O zaman bilgiye ulaşılamıyordu çünkü. Yani üniversite gördüğünüz bir şey. Öyle öyle, üniversitede mesela size ilk defa yani bir Türk görmüş gibi bakıyorlar ve gerçekten öyleymiş. Yani ilk defa Türk görüyorlar. Yani mesela Türkiye ile aralarında Türkiye Fas arasında eğitim anlaşması yoktu. Biz de onun mağdurlarındayız. Mağdurları olduk. Yani aa Türk diyorlar. Fas'a gelmiş. Yani inanamıyorlar. Niye böyle, buraya gelmiş? Yani, okumaya bir de. Okumaya. Evet. Eğitimden falan bahsediyoruz. İyi diyor işte elçiliğinizden şunu getirin, bunu getirin. Onlar da bilmiyor yani. Arada bir anlaşma yok. Daha önce yapılmış bir şey yok. Böyle o dönemler yani. İlk siz mi yapmış oldunuz abi yani? O işe ilk biz başvurduk. 3 yılımızı aldı. 3 yıl ikna edemedik onları okumaya. 3 yıl sonra dedik yok abi burada olmayacak. Biz yer aramaya başladık ve Sudan'a geçtik. Bize kapı açan tek ülke Sudan oldu. İşte Mısır falan da belki başvurulmuştu ama Sudan buyurun gelin dedi. Ekip aynı ekip mi? Ekip aynı ekip. Kaç kişisiniz? 9 kişiyiz. O 9 kişiyle hala görüşüyor musunuz? Hala görüşüyoruz. Hala görüşüyoruz. Yani 9 yani, kişi Fas'ta gittiniz beraber. Oradan da birlikte Sudan'a geçtiniz. Hep beraber Sudan'a geçtik. Evet, çünkü yapacak bir şey kalmadı yani. 3 yıl geçmiş ve hala hepsi ilahiyatçı falan mıydı yoksa? Hepimiz İmam Hatip mezunuyduk. Hepimiz İmam Hatip mezunuyduk. Hepiniz Elazığ'dan değil ama? Yok. Karışık. Karışıktı yani. Daha sonra Ankara'ya geçtik. Bir kısım da orada katıldı. Biz işte Maraş'tan falan şuradan böyle orada toplandık. Öyle geçmiş olduk. Yani Fas maceralı başladı. Böyle 6 ay. Yani resmi işlerde bir sıkıntı yaşadınız. Yani hem resmi işlerde hem de maddi olarak, yani olarak giden haftada bir uçak var. O da Yunanistan aktarmalı. Yani gelip gitmek çok sıkıntı. Öyle herkes gelemiyor. Haberleşmede sıkıntılar var. Haberleşmeyi de anlatayım. O dönem Fas. Evin yakınında bir kulübe var. Birisinin telefonu var orada. Kulübe çalıştırıyor. Siz isminizi yazdırıyorsunuz, telefonunuzu da veriyorsunuz. O Türkiye'ye bağlanmaya çalışıyor. Olur. Sizin numarayı düşürdüğü anda Türkiye, Türkiye diye bağırıyor, tamam mı? Siz koşuyorsunuz çünkü kronometre çalışıyor. Koşuyorduk işte, nasılsın, iyi misiniz? Ben işte sağım, selametim derken vakit doluyor yani, yani para gidiyor. Evet, aman fazla yazmasın. Fazla yazmasın diye. Bu yokluk 6 ay sürdü. Ama 6 ay sonra da kapılar bir açıldı. Bu sefer de sonuna kadar. Yani subhanallah, o 6 ay demek ki Hoca Efendi'nin hani o sadırları genişmiş. Çünkü dayanamayan bir arkadaşımız oldu. Kolay değildi. Bir de şöyle bir mesele var hani. Evet. Bunu dinleyen seyircilerimiz için geri bir hani kontekste hani şey yapmak gerekiyor. Yani şimdi mesela Fas'a gitsek, biraz önce dediğim gibi telefon var, internet var. Yani her şey var. Hani herkes İngilizce konuşuyor. Her şey. Hani her şeyle hani evet, çözülebilir olaylar. O zamanlar 93 abi. 93. 30 sene önce. 30 sene ama o süre 30 sene gibi değil aslında. Bir ya yani çok ciddi bir ne diyeyim çağ farkı var. Tabii internet geldi. Yani, evet. Abi hani bir anda değişti bunlar zaten yani. Sosyal medya, Instagram. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Arap ülkesi diye gittik. İnsanlar doğru düz Arapça, yani Darice diye bir şeyleri var. Yo, Arap, bizim öğrendiğimiz Arapçayla bildiğimiz Arapça hiçbir alakası yok. Havaalanında biz de İmam Hatip mezunuyuz ya, böyle havalı indik. tıkandık kaldık. Yok abi, yok, hiç kimseyle anlaşamıyoruz. Sadece naam naam deyip duruyoruz. Ya onunla da olmuyor ki hayat. Yani gerçekten şoktu. Biz 3 yıl orada hani resmi işleri halledene kadar yapmaya çalıştınız. O arada Arapça öğrendik. Arapçayı medrese usulü bir hocadan öğrendik. Yani adam ilk defa yabancılara dil öğretiyor. Daha doğrusu ilk defa dil öğretiyor. Öyle birisi. Ama fenafil Arapça adam. Yani Arapçayla yatıp Arapçayla kalkmış birisi. Öyle kaidesini, kuralını yani... Her şey Arapça olan bir hocamız. Ya bize öyle bir Arapça öğretti ki. Ya o 3 yılda hakikaten hani... Grameri, konuşması, her şeyiyle. Yani tabii biz Sudan'a gittik. Bizim orada bize biraz böyle hani Arapça biliyoruz deyince üniversiteye kaydolacağız.
Yo yo siz bir hazırlık görün falan dediler. Ya biz Arapça biliyoruz. İnanmadılar başta, sonra bir gördüler. Çok şaşırdı yani. Hakikaten çok iyi Arapça öğrenmiştik yani o 3 yılda. Siz hani 30 yıldır Arapça konuşuyorsunuz yani. 30 yıldır Arapça konuşuyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dediğim gibi şu anda evimin dili de Arapça. Evde gerçi herkes farklı bir şeyler konuşuyor ama ortak dillerden biri de Arapça yani. Şimdi Sudan'a baktınız işte, Fas'ta hallolmuyor. Bu resmi evet. Yetiştirdiğinde sıkıntı var. Sudan imkanı oldu. Oraya geçtiniz. Evet, Sudan'a orada geçtik. Ama Sudan'dan önce bu Fas'ta böyle gene ekstra olaylar. O abinin bana dediği yani, bak bunu dinleyeceksin ama bundan sonra hiçbir şey normal olmayacak dedi. O şey, o sahneyi ben biraz Matrix'teki hani kırmızı mı mavi mi ona benzettim yani, hani mavi yap kırmızı yap. Enteresan. Siz yani. Seçiminizi yapmışsınız yani artık. Sıra dışı bir hayat. Evet, sıra dışı bir hayata seçimimi yaptım. Orada Arapça öğrenirken bizim Arapça öğrendiğimizin yan tarafında da bir oda var. Orada da Kur'an hafızlığı yapılıyor. Oraya bir genç geliyor ve bu genç İngilizce biliyor. Bizden iki arkadaş da İngilizce bildikleri için onunla anlaşabiliyoruz. En azından aramızda bir komünikasyon var. Bu genç zamanla dedi ki, benim babam dedi sizden birisiyle tanışmak istiyor. Senin baban kim dedik hani falan kişi dedi. O dediği kişi de tam bizim eğitim aldığımız yerin yanında bir villa var. Bir adam Mercedes'le geliyor. Öyle kapıcılar, uçaklar falan koşuyorlar, kapıyı açıyorlar. Adam sadece bize böyle göz ucuyla bakıyor arabanın içinde, kendisi kullanmıyor. Şoförü var. Giriyor içeriye, kapılar tekrar kapanıyor. Dedi ki bu benim babam. Sizinle tanışmak istiyor. Dedik ya biraz ertelesek. Yani Sudan'ı biraz. Yani bu bize biraz fazla gelir yani, bu adamla nasıl yani ne diyeceğiz, ne yapacağız? Daha doğru dürüst dil bilmiyoruz. Sonra dedi işte babam Türkçe öğrenmek istiyor falan. Arkadaşlar da bütün gözler bana baktı. Yani sen herhalde en yırtıkları ben miyim nedir? Sen bir git dediler. Ya gidelim de ne diyeceğiz, ne yapacağız? Abi o kapılar bana da açıldı. Beni seçtiler arkadaşlar, gittim. O kapılar bana da açıldı. Böyle merdiven var ikinci kata çıkan villanın. Onun ortasında duruyor. Baktı bana, sen kimsin dedi. Arapça konuşuyor. Arapça soruyor evet. Yani basit konuşuyor ki anlayabileyim. Ben Türk'üm dedim. Hani Ömer falan. Bu durdu böyle bir. Ondan sonra. Vallahi ne diyor? Niye yani insan ben Ömer'im der. Ben Türk'üm deyince durdu bu şimdi böyle. O dedi ki ben dedi Türkçe öğrenmek istiyorum. Dedim öğretirim. Türkçe kolay. Türkçe öğreteceğim. Bende var. Dedi bunun için ne kadar vereceğim sana öğrenmek için? Dedim ben parayla kimseye bir şey öğretmiyorum. Ben de dedi parasız öğrenmiyorum. O ne yapacağız şimdi? Dedim o zaman sizinle anlaşamayacağız. Ama bak aradan 30 yıl geçmiş, hala o sahneyi konuşurken nasıl anlaştığımızı hala bilmiyoruz. Bana diyor ki uzlaşı çıktı yani. Sen diyor o gün Türkçe konuşuyordun, ben Arapça. Acaba diyorum öyle bir şey olamaz yani. Anlaştık seninle o gün yani. Ama ne dil konuştuğumuzu hala bilmiyoruz. Dedi ki bir hal çaresi bul buna. Dedim şöyle bir hal çaresi olabilir. Ben bir grup arkadaşla kalıyorum. Bizim bir evimiz var. Dediğim gibi maddiyat noktasında böyle dibe vurduğumuz günler yani. Ama gerçekten dibe vurduğumuz gün. Yani düşünün, bakkal, fırın, herkesten kaçıyoruz yani. O kadar borç birikmiş, paramız gelecek diyor. Onlar da devamlı biz görünce ne zaman diyorlar. Hani bir paradan bahsediyorsun. O günler. Dedim bu eve yardım edebilirsiniz. Böyle baktı tamam dedi. Bu bir çözüm. Yani ilk himmeti de ortaya koymuş oluyor yani. Bana değil, bu eve yardım yapabilirsiniz. Onun adını koyabiliriz. Dedi tamam başlayalım. O şekil abi, geliyorum her gün kapının ağzında. Benim villanın o en dışarıdaki büyük kapının ağzında sandalyeye oturuyoruz. 3 kelime 5 kelime, bu ne kapı, bu ne pencere, bu ne işte duvar, bu ne sandalye falan. Sonra şoförüne diyor ki bunu al evine götür. O kadar kısa bir ders. O kadar dersin tamamı bu. Böyle bir sene devam ettik hemen hemen. Ama bizim içeriye girmemiz de metre metre ilerliyoruz yani. Yani kapının oradan başladı, bahçeden yukarı doğru.
Şimdi sonradan öğreniyorum ki bu insan Suriye'den ta o şey olduğu dönemler sosyalizm uygulanıp bütün mallara... Bağız rejimi. Bağız rejiminin o dönemlerde bunlar Suriye'den kaçmışlar ve hiç kimseye güvenmiyorlar. Hı hı. Şimdi bana niye güvensin ki? Türkiye'den gelmiş bir genç. Hı hı. Ama deniyor beni. Bu arada bizi çatıdan izliyormuş. Hani temiz gençler işte sigara içmiyorlar böyle falan. Daha sonra anlattıkları bana... Sizin ne? Oturduğunuz yer çok yakın. Çok olarak. Yakın. Yani villanın çatısına, hı-hı, damına çıktığınızda bizim, hı-hı, eğitim yeri çok rahat gözüküyor. Öyle yan yanayız falan. Sonra biz işte metre metre ilerliyoruz. Hı-hı. En son bir sene sonra işte havuzun yanında artık villasında havuz var. Havuzun yanında ders yapmaya başladık. Tam bir yıl geçti. Havuzun içinde. Orada şöyle başladı. Belli bir zaman geçtikten sonra... Dedi ki ben sizi dedi evime bir yemeğe davet edeceğim. Hı hı. Biz de arkadaşlara söyledim. Hiç kimse inanamıyor. Çünkü dediğim gibi yani tam dipteyiz. Öyle zengin bir adamın daveti geliyor. Yani nasıl yenilir? Midemiz kaşık nasıl tutulur falan? Ne yiyebiliriz? Onu bile bilmiyoruz yani. Tamam dedik, kabul ettik. Abi sofra kurulmuştu, hiç unutmuyorum. Böyle oturduk başına 9 genç. Yani... Önce, süpürdünüz. Yo, herkes bir izledi. Bir gözlerimizi doyuran. Ama daha öncesinde de şöyle bir şey yaşamıştık. Evinizi bir ziyaret etmek istiyorum dedi. Evimiz de bizim işte yere böyle attığımız döşeklerde kaldığımız bir yer. Yani öyle ev. Evde bir şey yok yani. Hı-hı. Bir dolabımız var hemen bomboş bir şey yok. Bir evinizi ziyaret etmek istiyorum demişti. Geldi eve. Ben iyi hatırlıyorum böyle koltuğa çöktü bir oturacak yere. Yani kendi hayatına bizden o güne kadar haberdar olmamasına o kadar üzüldü ki böyle. Sonra biz de tam anlamıyoruz. İşte şoförüne bağırıyor, bir şeyler söylüyor. Getir falan anlıyoruz. Hmm. O gün o dolap dolmuştu. Dolap hiç olmadığı kadar doldu yani. Evet, dolap hiç olmadığı kadar dolmuştu o gün. Öyle tanışmamız başladı. Bir yıl sonra kendisi Kanada vatandaşı aynı zamanda. Hmm. Kanada'ya çocuklarının yanına gidecekti. Dedi ki benim yokluğumda yani buradan mahrum kalmayın. Evin anahtarını dedi sana bırakıyorum. Havuz da dahil. Her şey dahil. Bütün villanın anahtarları o gün bize verdi. Maşallah. Bekçiye falan nasıl da dedi. Nasıl bir güven aslında değil mi? Yani gençleri. Yani bir yıl. Bu sırada siz 19-20 yaşında gençlersiniz. 19-20 yaş. Yani evet, hiç... en büyüğümüz 20 yaşındaydı. Yani bir yaş bizim. Bakınca... Öyle. Ama çok denedi. Çok inceledi. Bir yıl sonra o seviyeye geldik. İşte o bekçilere falan da söyledi. Bunlar gelirse kesinlikle kapıda durdurmuyorsun. Direkt içeri alıyorsun. Bunların anahtarı var falan gibi. O anahtarı yıllarca bende kaldı. Bir daha geri almadı. Ya utandı ya da hani... Siz de geri vermediniz mi? Ben de vermedim. O ev bir... aynı duruyor ama. O ev aynen duruyor. Biraz eklemeler falan oldu. Hala sizde mi anahtar? Yok. Yurt dışına çıkınca vermiş oldum. Çok güzel abi. Öyle... Tabii bu arada içimizde hasta olanlar var. Abi hastasın. İlk önce dilin yok. İkincisi ama maddi gücün yok. Nereye gideceksin? Mesela ülser olan bir arkadaşımız var. Yani ben defaatle ağladığını duydum yani. Ağrıdan sanırım. Evet. Bunu bir gün bana dedi ki benden istediğin özel bir şey var mı deyince bana böyle gün doğdu yani. O gün söyleyeceğim dedim. Hacı abi var. Ne dedi? Bizim bir arkadaşımız var dedim ve çok hasta. Ve bizim buna ne dilimiz var ne de maddi bir gücümüz var deyince 5 defa mı 6 defa mı onu endoskopi yaptılar özel doktorlar. Bir ilaç vardı, yok Fas'ta yok, istetiyor her taraftan istetiyor yok. Abi Fransa'da varmış, o gün babası Fransa'dan gelecekti, açtı o ilacı aldırttı getirtti yani düşünün. Arkadaş orada tedavi oldu elhamdülillah, o derdinden kurtuldu. Belki daha sonraki hayatında bir daha da öyle bir maddi şeyi olmadı. O gün tedavi olmasa belki yani ömür boyu çekebilecekti. Ama elhamdülillah o gün öyle Rabbim o kapılı. Ama dediğim gibi 6 aydan sonra olan şeyler bunlar. Hiç 6 ay bir imtihandan geçtiniz. 6 ay bir imtihandan geçmiş olduk. Elhamdülillah. Sonrasında işte baktık Fas'ta olmuyor. Acabiye de anlattık. Dedik yani burada o gitmemizi istemiyor. Gitmeyin diyor. Burada mutlaka bir çare buluruz. O kadar bağlandı ki bize. İşte biz 19-20 yaşlarındayız. O 40 yaşlarında o zamanlar. Burası Saki abla, Saki Marim ablamın soruyor. Türkçe öğrendi mi peki bu hacı abi?
Şu anda Türkçe konuşuyoruz onunla. Baya baya. Konuşuyorsunuz. Siz mi öğrettiniz yani? Ben öğrettim. Türkçe konuşuyor. Ama şöyle, kendi gayretleri vardı. Mesela benimle tanıştıktan sonra bir ay iki ay sonra hemen İstanbul'a ilk gitti. Sonra hemen hemen her ay İstanbul'a gidip geldi. Bir Türkiye merakı vardı. Abi sonra öğreniyoruz. Anlatayım mı orayı, uzatacağım mı bilmiyorum ama. Bir gün bana dedi ki sana bir sır vereceğim dedi. Benim dedi ninem Türktü. Allah. Yani Hacı abi sen ne diyorsun? Subhanallah. Benim ninem Türk dedi. Yani Urfalı hatta dedi. Allah Allah. Peki ne yapalım Hacı abi? Gel dedi, gidip benim aslımı arayalım dedi Türkiye'de. Abi kalktık Türkiye'ye beraber gittik. Gittik Urfa'ya. Ninesini arıyoruz. Ninesini, daha doğrusu ailesini. Ninesi vefat etmiş. Onu arayacağız. Gezdik Urfa'yı. Yani sormadığımız yer, şey etmediğimiz yer yok. Öyle bir isimde kimseyi bulamıyoruz. Artık akşam oldu, yorulduk. Dedik bir lokantada bir şeyler yiyelim, artık çıkıp gidelim. Lokantanın sahibi bizim yabancı olduğumuzu, yani yabancıların da olduğunu anlamış. Hı hı. Urfa'daki o lokantanın sahibi. Bize garsonu gönderdi, dedi ki patron diyor ki yemeklerinizi yedikten sonra kahveyi benimle için. Hı. İyi dedik. Yemeklerimizi yedik, kahve için kalktık, patronun odasına geçtik. Bir hikayenizi bana anlatın dedi. Ne yapıyorsunuz burada? Niye geldiniz? Niye geldiniz? Ne yapıyorsun falan. Biz de hikayeyi baştan sona anlattık. İşte böyle birisini arıyoruz. Amcanın ninesi aslen Urfalıymış falan. Soy ismi ne dedi? Biz Mısır diyoruz. Mısır değilmiş de Mısırlıymış. Dedi Mısırlı olmasın dedi. Ben öyle bir aileyi tanıyorum. Şimdi Hacı abi bana göz kırpıyor. Lan bu adam bizden dalga geçmiyor değil mi Ömer diyor. Hacı abi bakacağız diyorum, bilmiyorum. Ben böyle bir adamı tanıyorum dedi. İsterseniz getireyim. Hacı abi dedim, deneyelim mi? Deneyelim dedi. O akşam olmuş zahine. Yani. Ne olacak? Ne kaybedeceğiz? Deneyelim dedi. Abi bir yaşlı adam geldi. 76 yaşında. Oturdu. Hacı abi bir şey söyledi ona. İsimler. Abi adam sazı aldı. Sülalenin hepsini anlattı. Kim nereye gitmiş? Kim nerede ölmüş? Her şeyi biliyor. Ve Hacı abinin işte ninesinin dayısı oğlu çıktı. Bu adam. Abi her şeyi biliyor. Ben amcaya sordum, dedim amca senin bu bize anlattıklarını senden başka bilen var mı? Yok dedi. Ya dedim Allah ya Allah. Ölseydin bakın şu bilgiler kaybolup Allah gidecekti. Allah. Her şeyi biliyor ama ailenin nasıl dağıldığını, kimlerin nereye gittiğini. Ne zaman dağılmış yani, bu ne olmuş? O sınırlar çizilmiş ya. Hmm, ya yani o Birinci Dünya Savaşı esnasında. Sınırlar çizilmede işte ninesi falan onlar o tarafta kalıyor, bunlar bu tarafta kalıyorlar. Urfa'da da mesela Arap kökenli var, Arapça var. O da yani o da Arap olarak geçiyor. Benim o ninem Türk diyor ama biz de onlar düz Arap diyor. Aslında Türkçe konuşuyorlar. Evet. Yani hani evet. Arapça evet, bilen evet. Çok yoktu işlerinde. Hı-hı. Öyle bir şey yaşadık Hacı abiyle, böyle dostluğumuz tabii daha çok gelişti falan. Bu arada sonrası şimdi mi girelim yoksa bilmem isterseniz bir girmişken girelim mi, ben de merak ettim ya yani bir reklam mı versek diyeceğim de bu sizin Sudan'a gittikten sonra mı oldu anlatacağınız şeyler anlatacağım şey sonra. O zaman Sudan'da bahsedeceğiniz bir şey varsa belki Sudan'dan bahsedin, sonra tekrar oraya yani dönelim. Sudan tabii yani asıl Afrika orasıydı. Gerçek hani biz Fas'ta yokluktan... Hartum mu? Hangi şehirdeydiniz? Hartum başkente gittik. Bölünmeden önce Sudan'da tek... Çok ilginç tarafı, bize dediler ki havaalanı şehrin ortasında. Hartum başkentin ortasında. Şimdi uçak iniyor. Ya ışık yok etrafta. Bu nasıl ortası? Yani bu şehrin ortası olamaz ya. Kapkaranlık bir yere indik. Diyorlar ki burası şehrin ortası. Ama gerçekten şehrin ortasıymış. Evet, şehir gitmiş. Öyle. Yok yani, köy şehir gibi. Çok dağınık. Bir ev burada, bir ev şurada böyle. Ama enteresan. Yani gerçekten şehrin ortası ama hiç de böyle şehrin ortası gibi durmuyor. Öyle bir ilk ve ilk uçak kapısı açıldı. O sıcaklığı yani o yüzümüze tokat gibi bir sıcak çarptı. Hani biz Fas'tan üşümekten. Fırın gibi bir sıcak. Abi fırın gibi. Derin nefes alamıyorsunuz. Evet. Burnunuzun delikleri yanıyor. Nefes almak için böyle çok dikkatli alacaksınız falan. Taksiye bindik. Taksicinin bana dediği çok meşhur bir söz var. Kapıyı tut dedi. Nasıl kapıyı tut? Kapanmıyor mu? Taksinin kapısını tuttum eve gidene kadar, çünkü kapısı kapanmıyordu. Bu taksici. Falan da mı yok ya? Böyle yani nasıl iş yapıyor bilmiyorum ama yani Sudan bizi böyle karşıladı. Merhaba. Kapıyı tut deyince hiç unutmam onu. Kapıyı tuttum cidden eve gidene kadar.
Çünkü açsanın kapı açılıyor yani, öyle bir yer. Sudan gerçekten Afrika'ydı. 4 yılımız geçti orada. Bahsettiğiniz ilk başta bir Arapçanızı test ettiler herhalde. Test ettiler. Yani gittik önce... üniversiteye gittik. Hı-hı. Üniversitede tabii bize böyle hani Arapça biliyoruz deyince evet. böyle çok da hani hadi ve falan der gibi. Ne kadar bilebilir ki? Sonra evet. bana öyle diyen arkadaş böyle bir dergi vardı elinde. Yani şundan biraz oku dedi. Aldım okumaya başlayınca ooo falan dur dedi tamam. Öyle gittik özel bir kurs almadan tabii. Başladık, sınıfta dereceler yaptık. Yani maşallah. Bizim o ekip birincilikle de bitirdik diyebiliriz yani öyle maşallah. Öyle güzel derecelerimiz yani o oldu. 9 arkadaşla birlikte yani değil mi o ekiple ilk FAS'taki ekiple birlikte. İlk ekiple birlikte o arkadaşların hepsi başarılı oldular yani. Sadece bir iki arkadaşımız özel sebeplerinden dolayı dönmek zorunda kaldılar. İşte o zaman evet yani bırakmak zorunda kaldık. Yine 90'lı kaldık. Yıllar zaten değil mi? 96'da gittik biz oraya. Sudan'a 96'da gittik. Ama Sudan'ı böyle kısaca şöyle diyeyim. Elektriğin suyun olmadığı bir yer. Elektrik günde 4 saat veriliyor. Ve bu 4 saat 24 saatin içinde bir 4 saat. Herhangi bir saat. Herhangi bir 4 saat. Demiyorsunuz. Elektrik yoksa... Gece yarısı da olabilir. He, neden öyle oluyor? Elektrik yok. Çok fakir. Yani ben onlarca çocuğun çöpe atılan yemeklerle hayatlarını idame ettirdiğine çok şahit olduk yani. Zenginliği var. Ama çok azınlık ve çok deli zenginler. Ama fakiri çok fakirdi yani. Bu Ömer el-Beşir'in olduğu zaman dönemler. Bu, o dönemler. Yeni orada maalesef yani insanlığa karşı suçlar da. Tabii o taraf değil de güneye yönelik. Saldırılar da, sindirme de oluyor. Tabii o çocuklar sonra... oradan kaçıp geliyorlar. Evet. Oradaki savaştan geliyorlar ve çöplüklerde yaşıyorlardı yani. Ve inanılmaz manzaralar yani. İnsanlar bir şey atmazsa ölürler yani. Allah Allah. Onlarla yaşıyorlar. Öyle şeyler gördük. Dediğim gibi bir arkadaşı nöbetçi bırakıyorsunuz. O 4 saati yakalaması lazım. Çünkü yoksa su da yok. Elektrik yoksa su da çalışmıyor. Su da olmuyor. Suyu da alıyorsunuz. İçecek seviyede yok, mi suya? Yok, önce süzüyorsunuz. İçinde toprakla Allah. Geliyor. O suyu süzüyorsunuz. Sonra işte dolaba koyuyorsunuz. Mesela direkt gelen suyla banyo yapamıyorsunuz çünkü çok sıcak. Yani arada hani ısıtıcı doğal, falan yok. Doğal bir sıcaklık. Doğal yani. Sıcaklık. Boruların ısınması sizi yakıyor yani. Öyle Allah bir Allah. Öyle bir yerde. Abi, Fas'ı aradınız mı? Fas'ı sağ olsun Hacı abi bizi her yıl yani beni ve bir arkadaşı Fas'a davet ediyordu. Yani biraz kendimize gelelim. biraz insan içine çıkalım diye herhalde. Sağ olsun öyle. Bu arada Türkiye'ye de gitmeye başladık tabii. Ondan önce gidemiyordunuz. 3 yıl hiç gitmedik. 3 yıl hiç Türkiye'ye gitmediniz. Hiç gitmedik. Çünkü resmi işlerde tabii, sıkıntı resmi, oldu. Çözemediniz. Tabii kaydınız olmayınca Hı-hı. oturum da sıkıntı Hı-hı. oluyor. Yani çıkarken de zaten Hacı abinin... yani keseyi açmasıyla ancak çıkabildik oradan. Yoksa bizi çıkartmayacaklardı. Direkt evet. Türkiye'ye göndereceklerdi. Anladım. Biz yok bu arkadaşlar bana Fas'tan Sudan'a orada direkt geçerken evet, değil mi? Evet. Çünkü evet. Orada direkt öyle geçmiş olduk. Dediğim gibi Sudan hayatı gerçekten ama ilim olarak çok istifade ettik. Güzel hocalarımız vardı. Yani ne bileyim ben hani o çektiğimiz ızdırap, yani ızdırap demeyeyim de ülkenin o şartları olmasa... Zorluk, sıkıntı, illaki evet. Ama onun dışında gerçekten ilim olarak yani çok değerli hocalarımız vardı. Çok güzel şeyler öğrendik. Çok yani pişman değilim. Eğitim iyiydi konusu, yani. Eğitim konusu gerçekten yani ben Mısır'dan geri kalır tarafının olmadığına inanıyorum. Öyle bir hayat yaşadık Sudan'da. 4 yıl sürdü. 4 yıl sonra sağlam çıkanlar kurban kestiler. Onlardan biri de benim. Çünkü orada malaria diye bir hastalık vardı. Evet. Ve bu hastalık her fani kulu yakalayıp buluyordu. Size bulaşmadı mı? Yani 3 defa da beni buldu. Öyle mi? İster istemez. Malaria bu sıtmanın bir türü herhalde. Sıtmanın herhalde en şey yükseği yani en şiddetlisi. Farklı bir hastalık. Bütün eklemlerinizi nöbet, bloke nöbet ediyor. Mu? Hani zaman zaman. Ben ilk olduğumu hatırlıyorum. Hı hı. Uyandım sadece ağzım hareket ediyor. Vallahi. Hiçbir eklemim ben öldüm zannettim. Ama konuşabiliyorum. Yani o bana şey teselli oluyor. Hani konuşabiliyorsam ölmemişim değil mi? Ama hareket ettiremiyorsunuz vücudunuzu. Hiçbir şeyin. Bütün eklemler iflas ediyor. Arkadaşları çağırdım yani çağırabildim.
Seslendiniz seslenebildim. Yani. Bana bir şey durdu. Daha sonra çok ağır atlatan arkadaşlar oldu. Hatta Sudan'da tedavisi artık çok kötü olunca Yine tedavi, kinin diye bir ilaç var öyle mi? Abi 12 çeşidi var bu malaryanın. Hı-hı. Şimdi derece benim herhalde. Yine sinekle mi geçiyor yani? Sinekle geçiyor. Hı-hı. Orada sinekler maşallah. Yani aslında sinekler var o ülkede, sonra siz gidiyorsunuz yani onların içine. Güzel. Burada bayağı bir hikaye varmış aslında. Yani bir de oranın yağmur yağınca suyu çekmeyen bir toprağı var. Su akıyor gidiyor. Akıyor gidiyor, enteresan. Ve yağmur yağdığı gün koro halinde kurbağalar var. Sabaha kadar sizi yatırmıyorlar. Allah. Oranın bir de çekirge dönemi var. Toz dönemi var. Yani şey enteresan. Yani, firavuna gönderilen afetler gibi. Bütün afetler geliyor. Kurbağa, çekirge. Evet. Ben mescitten torbalardan çekirge ölüsü toplandığını biliyorum. Süpürüyorsunuz böyle torbalar bir kişinin ancak kaldıracağı kadar torba dolduruyorsunuz böyle. Bunlardan belki 15-20 tane. Ondan sonra sivrisinek zaten orada, sivrisinek bazen sizi beğenmeyebiliyor yani o kadar o kadar var. Kurbağalar bir taraftan, ne bileyim yani. Abi siz nereye geldiğimiz, yani geldik dediniz mi? Canım çıksın hizmet mi diyorlar. Git diyorlar, gidiyoruz, gel diyorlar, geliyoruz mu? Yok elhamdülillah şimdi. Yok abi şöyle hani ister istemez hani o zaman da gençsiniz yani hala. Tabii yani daha hayatı, 22 sürüm yani. Hayatı yeni tanımışsınız. Ama işte yani hayatı... Çünkü ailenizi terk etmişsiniz. Tabii hayatı oradan tanıyınca gerisi biraz daha kolay oluyor. Yani bu kadar zorluğu çekince haklısın yani, değil mi? Ondan şimdi ben artık... burada mesela bazı şeyler oluyor. Ben gülüyorum çünkü. Sudan'ı görmüşsünüz. Yani Sudan'ı... yani bunun altı, onun altı yok yani. Evet, yani sen ne kadar düşersen düş. O... ben hala oradayım. Afganistan falan belki. Yani belki oralar. Evet. Daha kötü olan yerlerden bahsediyor. Oralar hayal bile edemiyorum. Hani Sudan'ın içinde de tabii siz başkenttesiniz zaten. Biz başkentteydik. Evet. Biraz dışında elektriğin yani bilinmiyor zaten. Öyle bir şeyi daha keşfedildiğini yani, bilmiyorlar. Hani orada en azından 4 saat elektrik var diye biliniyor. Hiç olmayan yerler var. Yollar sahra tamamıyla böyle hani bir sizi götüren, yol gösteren biri olmazsa yol bulamazsınız falan. Böyle bir ülkeydi. Ama elhamdülillah biz oradan alacağımızı yani ilim adına ben o konuda elhamdülillah diyorum. Öğrendik. Arapçayı çok daha iyi öğrendik. Çok daha ilerlettik. Onların ana dili zaten Arapça değil mi Sudanlıların? Tabii. Arapça ve bir faslı gibi değiller. Sudanlılar Arapçayı çok güzel konuşuyorlar. Çok net konuşuyorlar evet. Faslıların Arapçası çok bozuk. Yani uzaklaştıkça o merkezden Arapça çok kötü bozulmuş. İçine bir de Fransızcayı katmışlar. İyice çorba yani. Onlar harira Sudan'da diyorlar. Sadece Arapça konuşuyor. Sadece Arapça. Başka bir dil evet. de yok değil mi? Yani bir çobanı tutun size kaside okur böyle. 1000 beyit kaside okur. Enteresan yani. Ve o anda söyler yani. Öyle öyle yani Arapça bilenler vardı. Şifahi kültür, hani sözlü kültür de devam ediyor. Yani devam ediyor. Eskisi gibi. Eski zamanlardaki gibi. Evet. Devam ediyor. Bizim bu Arapça... Evet. Abi millet şimdi yani seyircilerimiz merak ediyor. Sudan'a gittiniz ya. O köye, o artık uzaktaki köye, çıplak olanlara. Orada mı kalmıştık? Orada kalmıştık. Orayı geçmemiş miydik? O çıplak olanları. Ya hiç sorma ya. Kıyafet giydirebildiniz mi? Soru buydu. Ya, hakaret kabul ediyorlar biliyor musun? Elbise verince adamın inancına hakaret oluyor. Şimdi onu anlatacaksın. Ya yok ben senin iyiliğini düşünüyorum falan. Ama bence siz başarmışsınız. Evet. Camiye gelip inanan ve şehadet getirenler falan oldu. Siz Müslüman da ettiniz. Yani ben yani değil de yani çalıştık ekip olarak. Bir koca bir sınıf hepimiz oradayız. hakikaten orada yani inanamayacağımız şeylerle karşılaştık. Yani o köylerde o insanlar çok yani hala böyle insanlar var mı diyorsunuz. Yani bir afallıyorsunuz yani inanılır gibi değil ya. Gerçekten hiç... Hiçbir şey giymiyorlar yani. Düşünsenize. Evet öyle insanlar. Evet. Hani diyoruz ya yapacak neyimiz yani ne kaldı ne yapalım. Abi yapacak çok yapacak şey. Çok iş var. Yapacak çok evet. iş var ya. Doğru. Bence yani onlar yatacak vaktimiz yok aslında. Yani yatmamalıyız. Çünkü anca el uzatılması gereken. Bir ciddi ekip çalışmasıyla zaten bunlar kesinlikle, yapabilir. Yani kesinlikle. Tek başımıza yapacağımız şeyler de değil. Yani mesela Tanzanya'da bir abinin anlattığı beni çok etkilemişti. Tanzanya'nın bir köyüne gittik diyor. Yani hastalığın kol gezdiği, hiçbir imkanın olmadığı bir köy. Orada sarışın 25 yaşlarında bir bayan bunlarla karşılaşıyor köyde. Merak ediyorlar sen ne yapıyorsun bu köyde? Kilise için çalışan misyoner. Bir misyoner. Hı-hı. İngiliz. Tabii.
Abim bakın İngiltere'yi bırakmış. Tabii, bütün o hayatı, o debdebeyi 20 küsür yaşına rağmen adıyor oraya. Ve gelmiş o Tanzanya'nın o köyünde yokluğun dibi ve hastalıklar şeyler ve o kadın o genç bayan orada kendi inancı için. Kesinlikle. Şimdi bunu görünce gerçekten yatmamak gerekiyor. Yani yatmamamız Afrika'nın lazım. Afrika'nın birçok yerinde benzer hadiseler var. Evet. Hastaneler açıyorlar, okullar açıyorlar, çocuklara kesinlikle. Bakıyorlar, tedavi yani ediyorlar. Yani kiliseye para toplayanlar anlatıyor. Hani adam yüzüne tükürüyor. Yüzündeki tükürüğü siliyor. Bu diyor benim içindi. Kilise için ne vereceksin? Yani bu gönülsüzlük ben bilmiyorum. Yani bunu biz yapabildik mi, yapamadık mı? Yani gerçekten... Hani o coğrafyayı bildiğim için orayı anlatıyorum. O coğrafyayı gördükten sonra gerçekten yani yatmak haram olmalı insana. Yani çok ihtiyaç var çünkü. Evet. Çok ihtiyaç var. Şimdi Ömer abi vakit de ilerliyor ama evet, vakit sonradan ilerliyor. konuşacağız dediğimiz kısımlara gelemedik. Onu bence bir an evvel tamamlayalım ama sizin buraya gelişiniz, ondan önceki olaylar sanki ona giremeyeceğiz gibi görünüyor. Yani vakit, sanki bir program daha mı gerekiyor? Vakit çok için? İlerledi. Ya bilmiyorum hani vakit ilerledi ama seyircimize bir soralım yani. Çünkü uyuyan uyusun, yarın izlesin, arkası yarın gibi biz devam edelim. Bizim enerjimiz var. İnsanları kendi hikayemle fazla yormayayım ya. Yani biraz kendimizi anlatmış gibi oluyoruz. Yok, şöyle ama artık vaat ettik onu. Şimdi o amcayı bir bağlayacaktık bir yere. Yani ne oldu sonrasında diye. Evet. Onu bence yapalım. Hikaye daha bitmedi. Şafak abi de öyle diyor. Abi doğru. Hikaye bitmedi de hikaye... Hikaye devam ediyor. Yaşanıyor hala. Evet. Yani o işte. Ben araya bir multi-blind test sokayım mı biraz daha ortalığı şey yapmak için, değiştirmek için. Yoksa çok uzamaz mı? Yani zaten uzar mı? Bilemiyorum 11, şu anda. 11-20 geçiyor. Onu önümüzdeki haftaya bırakalım bence. Evet. Ömer abinin bence yani bayağı yoğun. Yani bilemiyorum... Vakit çok ilerledi herhalde. Bence biz hikayeyi... sizi bitirelim abi. Alalım değil mi o hikayeyi? Beni bitirelim. Yani dediğim gibi işte 4 yıl bitti, üniversiteyi bitirdik ve biz Fas'a tekrar döndük. Orada ta 94'te açtığımız bizatihi kendi elimizle badanasını boyasını yaptığımız okullara geri döndük. Üzülerek... Açılmamıştı ama siz giderken sonradan mı ya, açılmış? Yok açıldı. Biz sonra Sudan'a gittik. Sadece üzüldüğüm konu yani Rabbin de bir hikmeti var. O okulların açılışında da bulundum, kapanışında da bir sabah böyle çok vahşice zincirlerle polisler, asker araçları falan böyle geldiler, kapattılar. Yani üzücüydü yani hem açılışında bulunup o sevinci tatma hem de kapanışındaki o hüznü tatma. Rabbim ikisini de gösterdi bilemiyorum hikmetini. Ama Fas'ta onu da yaşamış olduk. Son dönem işte oraya gitmiştik. Biz Türkiye'den çıkmamız gerekiyordu. Bir yıl kaldık orada. Bir yıl sonra Türkiye'den gelen herkesi içeri almaya başladılar. Bize dediler ki... Çıkma zamanı geldi. Ve bunu diyen Birleşmiş Milletler dedi ki buradan çıkın. Biz içeri almalara engel olamıyoruz. Sadece deporte engelleyebiliyoruz. Öyle deyince biz oradan da çıkmak zorunda kaldık. Yan komşu Cezayir'e geçtik. 2 yıl orada kaldık. En sonunda polis buradan da çıkacaksınız dedi. Oradan da çıkmak zorunda kaldık. 2 yıl bize sabrettiler. 2 yıl sonra Fransa'ya geldik. İşte hemen hemen 3 yıla yaklaşık. Biraz kaldı. 2,5 yıl diyelim. 2,5 yılda Fransa'dayız. Evet ama bu arada atladık yine o. Hacı amca ne yaptı? Hacı amca nerede? Ona girecektik. Ya işte o gidip gelmelerde tabii samimiyetimiz çok ilerledi. Çok dost olduk. Siz ona Türkçe öğrettiniz. Türkçe öğrettim. Türkçe hocası tabii, oldunuz Türkçe ona. Türkçe konuşuyoruz. Yaşı kaç bu amcanın? Bu abinin? 40 demiştiniz. Yani biz 19'ken, ben 19'ken o 40 yaşlarındaydı. Evet. Siz şu an 67 iken bu kaç? 101. Şu an aynı yaşlılar. Hani yere böyle tomarla para atmalar, altın falan koymalar. Şimdi beni deniyor tamam mı? Öyle mi? Tabii maddi de deniyor. Hı. Sadece manevi değil, maddi de deniyor. Allah Allah. Şimdi yerde para var. Ya şöyle düşünüyorsun. Lan ben almasam bunu birisi alsa bu benim üstüme kalacak. Evet. Çünkü benim için konulmuş bir şey belli. Yere kim girdi yabancı? Mecburen aldım götürdüm dedim bunu düşürmüşsünüz galiba falan verdim. Aa öyle mi? Yani hiç bilmemezlikten geliyor. Siz anlıyor musunuz? Çakıyor tabii ya manzara çok iyi. Ya Anadolu çocuğuz falan bizden kaçar mı? Öyle dene yani tabii o da haklı insana yani çok güvensizlik olmuş. Belki bunu biz de zamanla yaşayacağız yani evet. Hiç kimseye güvenemiyorsun ya. Çünkü herkes onun düşmanı olmuş bir anda. Öyle bir ortamdan çıkıp gelmişler. Bu arada işte dedi ki seninle bu dostluğumuzu daha ileri götürelim. Ben başta anlamadım. Anlamamazlıktan geldim bir arada.
Sonra anladım. Bir teklif yani. Bir teklif var. İşte evlilik meselesi. Kızını düşünüyormuş. Ben de dedim ki Hacı abi yani seni çok seviyorum ama davul da dengi dengine yani denk değiliz deyince biraz kırılmıştı bana. Epey bir zaman kırıldı öyle. Yani niye beni bu kadar şey görüyorsun yüksekte hani sen falan. Ya öyle değil. Yani sizin kızınızın alıştığı bir hayat tarzı var, bir şey var. Ben ona niye zulmedeyim? Benim ne olacağım belli değil. Bugün burada, yarın nerede falan. Dedi o zaman sana denk birini bular. Bu sefer torununu. Yani bizim hanım onun kız tarafından torunu oluyor. Kızının kızı. Onu şey edince tabii onun ailesiyle baktım böyle daha yani biraz daha denk uyum imkanı daha fazla. Artık ona yok demedik. Yani öyle bir evliliğimiz oldu ve o Hacı abiyle akraba olmuş olduk. Yani bir anlamda kayınpederiniz gibi. Gibi. Yani tabii o kızı o istedi. Kendi kızından. Ben kesin vermem. Her tarafı oldu yani. Ben kesin vermezler dedim. Ya Türkiye'den gelmiş. Cebinde 5 kuruş parası yok. Ne düzensiz olduğu belli değil. Hayat. Düzensiz bir hayat. Nerede olacağı belli değil. Dedim ya ben de hani iyi dedim bir iste. Yani olmayacağını hani kesin biliyorum. Abi açtı kızına telefon, dedi ki bu bir işte bir Türk vardı ya falan, bu senin kızını istiyor. Ben istemiyorum ki yani, ben bilmiyorum ki kız olduğunu bile bilmiyorum. Seni istiyorum, verir misin dedi. Sen bilirsin baba dedi. Onu böyle şaşırdım kaldım ya, neye evet dediğini biliyor mu bu kadın? Ya böyle bir şey yok yani, düşün kendiniz yani, düşün birisi gelmiş, ne olduğu belli değil yani onlara göre. Ama sizi çok denemiş, çok... Yani büyük ihtimal beni çok anlatmış. Tabii İstemiş, yani. İstemiş, gözlemlemiş. Tuhaftır. Oldu. Ne kadar zaman sonra oldu? Yani o Fas'a gidip gelmelerimiz. Yani, okulu bitirmeden belki de yani bir yıl önce. Sudan'a gittiniz. O arada git gel yaparken oluyor. Tanıştık diyorlar. O arada yani hanımla, ailesiyle falan. Ama evliliğimiz Fas'a döndükten sonra. 2001 yılında. Ben 2000'de döndüm. Yani 96'da gitmiştik. 2000'de döndüm. 2001'de de evliliğimiz oldu. O da işte hanımın yaşının dolmasını bekledik maalesef. O da şey diyor, dedeciğine Allah razı olsun diye. Evet, dedeciğimizi seviyoruz. Hangi kameraya söyleyeyim? Dedeciğim, şu kamera abi, şu dedeciğim kamera. Seni seviyorum falan. O da izliyor mu bizi? Bilmiyorum, izliyor mu? Evet. Yani öyle şey bir şey oldu. Tanıştık. Evlendik. İşte şu anda 4 çocuğumuz var. Allah. Bu evlilikten mütevellit. Evet, 3 kızımız, bir oğlumuz var. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Horultu sesi geliyorsa o uyuyor. Evet. Evde millete sarınca bana sardılar. Ben de alıp getirdim ister istemez. Evet, böyle bir hayatımız oldu. Abi, hakikaten. Elhamdülillah. Çok ilginç. Yani nereden nereye diyeceğimiz, evet, şimdi Fransa'dayız. Elhamdülillah. Her şey için elhamdülillah aslında diyoruz. Aslında anlatacağımız daha şeyler varsa bence programı devam ettirmiş. Çünkü abi sayı düşükken geri yükselmeye başladı. Evet, ben de şaşırdım. Yani böyle ki yavaş yavaş azalacak zannederken böyle yükselme. Siz de şey dediniz. Gelin Ömer abi var diyorlar. Yani bile. Siz bir de biraz önce şey dediniz yani, şimdi ya sanki kendi hayatımı anlatıyormuş gibi dediniz. İhsan abla ona çok güzel bir yorum yaptı. Ne dediler? Erkekte. Abi üstadımızın gibi şahsı hayatı ve Kur'an delallığı kişiliğiniz var. Yani sizleri dinliyoruz. Hizmetin hakkı için anlatmalısınız diyor. Yani şahsınızda yani, aslında bir evet. Hizmetin bir değil mi, şahsın manevisiyle ilgili. Aynen. Başka örnekleri görmüş oluyor insanlar yani. Yani siz ben şunu gördüm, ben yaşadığım bütün hayat boyunca hizmet için koşturursanız Allah da size o inayetini eksik etmiyor. Ve sonunda anlıyorsunuz ki aslında inayetle oluyor. Olan her şey sizinle hiç alakası yok. Yani Hacı abinin evinin yanında kurs almamız. Evet. Nasıl ayarlayacaksınız? Nasıl? Bu yani. Adam yıllar önce Suriye'den Elazığ'a 450 kilometre. Yani oradan çıkmış, o Fas'a gelmiş. Ben de Fas'a gelmişim. Aynı mesela Rabat veya Casablanca başkentler veya büyük şehirlerde değil. Tanca diye bir şehirde. Siz Tanca'da oldu bu. Tabii Tanca diye bir şehirde Arapça öğreniyoruz. Yani öyle bir ayarlama ki onu ne Erkan Bey hiçbir senarist yani Erkan Bey'e de buradan çatıyı. Yani hiçbir senaristin de aklına gelmeyecek şeyler yani. Ve orada yan yana o kadar arkadaşız. 9 arkadaşın içinden beni seçmesi. Evet. Yani benim seçilmem falan. Ve kaderin orada olması çok enteresan. Orada da yine olağanüstü şeyler yaşadım. Yurt dışından
Daha doğrusu Elazığ'ın sınırları dışından evlenen herhalde Ayı sülalede tek kişiyim. Bayağı bir dışında. Benden sonra belki biraz başladı ama ben bayağı ülke farkı var. O zaman ailede hizmeten tek siz mi varsınız diyebiliriz. Yok yok, başkaları da var. Ama dediğim gibi hep böyle ekstra şeyler yaşadık ama Rabbin inayetini hep yanımızda gördük. Okulların açılması, o kadar sayıya ulaşmalar. Ya 3 kişiyle okul açıyorsunuz. 12 öğretmen var, 3 talebe var. Yani kişi başına işte şu kadar öğretmen düşüyor gibi. Öyle yani, özel okul da değil. Yani çok özel bir okul oluyor yani. Ama başlayalım dedik. Tarihi kaçırmayalım. O 3 kişi de geldi, yazdırdı evlatlarını bize teslim ettiler. Özel okul. Düşünün, sonra devam etti. O 13 okula çıktı falan öyle. Fas'ta çok güzel, yani bir okulda 650 tane öğrencinin olduğu günleri yaşadık. Fas için ilk gittiğimizde duyduğumuz en enteresan, hani böyle her duyduğunuz şeye şaşırıyorsunuz. Bir Faslı dedi ki, şaşırmayın, bize ait bir sözümüz var. Arapçası şöyle: Mâ dümte fil mağrib ve lâ testagrib. Yani ha, onu izleyicilerimizden biri sanki yazdı gibi. Ben Fas'ta olduğun müddetçe hiçbir şeye şaşırma. Devamı var: İzâ ra'eytel himâra yatîr fe innallâhe alâ kulli şeyin kadir. Görsen ki, affedersiniz, eşek uçuyor, diyeceksin ki Allah her şeye kadirdir. Bunu kendileri için söyledikleri bir laf. Belcik diye yazan bir izleyicimiz bizim var. Bizim Yakup Bey, o iyi tanıyorum. Fil mağrib la testagrib diye başlayan. Tanca'da onunla bir birlikteliğimiz olmuştu. Hiç unutamadım. Çok sevdiğim bir abimdir. Şu anda Belçika'da kendisi. Hı hı. Evet, buradan da şu kamera mıydı? ona da selam. Hala selam izliyorsa arasın. Bırak uyuyakalmadıysa. Hala izliyorsa. Evet. Abi televizyon bile kapandı arkada. Artık kapadın gidin diye. Hani restoranlarda sandalyeleri toplamaya başlarlar ya. Artık kalkın gidin diye. Böyle evet. Bir şey oldu ama bizi hakikaten bırakamıyoruz. Fas'ta büyümeyi olayları var mı gerçekten? Fas'ta büyüyor maalesef çok ve bu işi çok hunharca yapıyorlar yani. Allah Allah. Tabii böyle Kur'an üzerinden sayfalarını yırtma, ne bileyim neler neler yani böyle çok aşırı. İlk gittiğimizde bize yine söylenen, kimsenin elinden bir şey yemeyin denilmişti. Yani içinde büyü yapılmış olabilir. Tabii büyü yapılmış abi. Biz de korkuyorduk gelen yemeği. Böyle içimize hani otura yesek mi yemesek mi ha? götürüp döküyorsun. Yani korkuyoruz. Korkuttular. Ciddi korkuttular bizi o zaman. Ama Fas aslında o kadar korkulacak bir ülke değil. Çok güzel bir ülke. Çok yaşanacak bir ülke. Ben de İklimiyle, çok kısa bir süre her şeyle. Bulundum orada. Evet. Çok beğendim. Çok, çok güzel gerçekten. Bir ülke. Ben çok seviyorum. Barışçıl. Evet. Yani işte Türkiye ile bu anlaşmaları biraz son dönem. Çünkü onlar da Türkiye'den 2000'e yakın insan istiyorlar. Vereyim şeyine geldi, anlaşmasına. Çünkü oradan Türkiye vizesiz ya onlar için de. Muhalifler mi gitmiş? Yok. Gidiyorlar Türkiye'ye, oradan Suriye'ye, şuraya buraya, işte o değişik gruplara katılma meselesi hep Türkiye üzerinden oluyor. Evet. Öyle olunca devlet Fas onu takip ediyor. Nereye kadar gittiklerini belli. Türkiye'ye gidiyorlar, orada kayboluyorlar. Evet, evet. Yani belli, oradan gidip bir yerlere karıştılar. Evet. Onları istiyor. O bizim taraf da onu kullandı. Evet. Yani vereyim. Ya şu an okulları kapattılar. Kapattılar ve hunharca kapattılar maalesef. Yani o da olmasaydı Fas benim hep gönlümde kalacak bir ülkeydi ama o İnşallah çok çok zoruma demiş, gitti. Yani o kapatma öyle olmamalıydı. Çünkü 20 küsür sene en iyi derecede hizmet verildi o insanlara. O biraz üzdü bizi yani. İllaki. Ama aileler geldi, sahip çıkmaya çalıştı. Yalnız emir yani çıkmıştı bir defa ve çok sert. Yani müdahale çok sertti. Cezaevine girenler de evet o, yani 2 yıl içeride kalan arkadaşlar oldu yani o girenlerden. Ama keşke onlar olmasaydı. Güzel bir ülke. Hep kalbimizde yani öyle çok kalsaydı. Çok yerde maalesef yaşandı. Kendi maalesef, ülkemizde dahi buna maalesef benzer şeyler yaşandı. Ama, kalp kırıklıkları oluyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. Bu da Allah'ın takdiri. Demek ki orayla ilgili öyle bir takdir var. Emir büyük yerden, çok da itiraz etmemek gerekiyor. Evet. Doğru. Evet. Daha aslında fazla yormayalım. Abi de daha çok hikaye var. Yani bu Cezayir'de bir film çekme. Orada bir film meselemiz var. Erkan Bey de zaten orada böyle birebir. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geçişiniz var. Burada yaptıklarınız burada, var. Yani. Fakat ama ne yapalım onları... Devam saat edelim. 11.30. 11.30. Biraz 15 dakika geç başladı. Hani 2 saat ses, 15 dakikalık programımız var yani. Demek olsa sabaha kadar buradayız. Yani seyircimiz ha 34'e çıktı. Biraz önce 29'a indi, 34'e geri çıktı. Ben de 35 göründüğünü. Evet. Millet sanırım hani devamını istiyor abi.
Yani ama çok da şey yapmayalım, zorlamayalım. Yorulmamak yani, yormamak da gerekiyor yani. Evet. Bıktırmayalım. O ülkeler dediğim yani işte. Ama bir daha sözünü alalım Ömer abi, bir daha buraya gelip. Bir daha gelip de, bu sefer detay verelim. Doğru, buradan başlayalım. Kaldığımız yerden. Kaldığımız yerden başlayalım. Yani Önder abi de devam diyor ama. Yani Ömer Bey de yoruldu. Aslında Ömer abi hakikaten aynen, çünkü buraya geldi. Önce... Miraç programı yaptı. Yani Miraç ona da saat 2'den beri hazırlık yaptı. Hazırlık yaptı. Şöyle ama 8'den beri şey, aynen 7'den beri de canlı yayındasınız. 7'den beri yani. Saat ceket değiştiriyor. Beni, değiştirip geliyor. Beni de mazur görün. Durmadan yemek ceket yemedi yani, o kadar. Ceket değiştirip. Ha, yemek yemedi. Haplarla yaşıyorum falan, ne kadar özel. Kendimi acındırdım değil mi? Farkındayız evet, abi. Yani sabırla beni dinleyenler için çok teşekkür yani ediyorum. Saki Malim ablamız da onun için sorun yok diyor. Tabii Kanada'dan aynı izlemenin Kanada. Zevki ayrıdır bak, şu an. Bir de 7'den beri canlı yayında değilsiniz abla. Evet, hakkınızı helal edin, başınızı ağrıttık. Mesela, abi, o zaman Ömer daha Parti 2 yaparız. Evet yani ben kesin yapmamız gerekiyor. Çünkü tamamlayalım. Belki bir konukla yan yana olurum. İnsanları da çok yormam. Bir de korona aşısını bugün mü oldunuz? Korona aşısını bugün oldum. Abi biz onu anlamadık. Yok bana sanki... tesir etmiyor elhamdülillah. Yani maşallah. Yani, ilaç alıyorum yaş tabii. Yaş ileri ya, o sıkıntılar. 67 yaşında kolay değil böyle bir yani. Hala 67 diyor ya. Biraz önce 61 dememiş miydim? Evet. Yani bir şey var. Bir beni etkilediği taraf var hissediyorum ama o... Kolda bir ağrı. Kolda bir ağırlık var, o kadar. Oluyor. Onun dışında elhamdülillah maşallah, iyiyim. Ama sabaha kadar devam edemem. Zor yani. Aynı evet. Saat 11.30 oldu. Ben devamını artık... herkes bekliyoruz diyor ama bugünlük bu kadar yeterli, kibarca söylüyorlar abi. Allah hepsinin razı olsun. Yani haklarını helal etsinler, bilmiyorum bu saate kadar insanları tuttuk. Ama inşallah abi, Rabbim şey derse. Burada olan zaten herkes hani kapatıp gidebilir hani, hani yorulan veya yani, izlemek istemeyen. Biz bilmiyoruz kim kapatıyor kim. Aynen. Yani. Evet. Buradaki arkadaşlar hani abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hepsi burada hani severek ve sizin hikayelerinizi hani hizmetin hikayelerini. Hizmetin hikayeleri. Olanlar istiyor. Hizmetindir. Bizim sadece. Evet, ben siz derken yani. Aynen. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Benim anladığım o bahsettiğiniz o 18-19 yaş tanışmadan itibaren hayatınız tamamen hizmette paralel gitti. Paralel zaten. Evet. Dışına çıkamadık. Çıkamadık. Abi bence paralel değil yani, içinde ya, yani. Yani evet, çakışmış, üst üste geçmiş ve böyle evet. Devam etmiş günümüze ama kadar. Ama inayet hep bizimle oldu. Ufak tefek inişler çıkışlar illaki, o da zaten diyor ya, o çizgi düz olursa kalp durdu demektir. O evet. Kalbinin işte çalıştığını gösteren inişler çıkışlar. Hayatta kalp atışı gibi yani, evet. Düz gitmemeli. Düz gitti mi ölmüş gibi doğru. Oldu. Ölü bir hayat oluyor. Ölü bir hayat oluyor bence. Bizde de inişler çıkışlar illaki oldu ama Rabbime kalp dolusu elhamdülillah diyorum her şey için. Hep yanımızda oldu. Evet, buyurun abi. Buradan bizi izleyen, bu saate kadar hani takip eden, severek izleyen, çayını bitiren, demliği deviren. Çünkü bu saatte demlik kalmamıştı artık. Kalmamıştı. Yani herkes çay da bitmiştir. Bizim semaverdi. Bana iki bardak verildi. Unutuldu. Rum abi iki iş aynı anda yapamıyor. İki iş yapamıyorum. Ömer abiye baktığım için aslında bir buradan bir hareket yapsaydım görürdüm ama. Ben buraya koyuyor mu zaten bardağı? Ben, geçen bana öyle yapıyor. Hiç lazım. Alışmadığım bir hareket. Anlamadı Ömer abi. Ne oldu? Bardağı niye buraya koyuyor? Ne anlama geliyor? Evet ya. Sadece hatırlatmak için Instagram hesabımızı açtık. Evet. Oradan abone olursanız, ondan sonra storylerinizde hani hizmetin ilk ve tek talk show programını abone olursanız diye storylerinizde paylaşırsanız çok hani daha çok kişiye ulaşılabilir. Aynen. Daha herkese çok ulaşırsa evet. Biz biraz oraya bastıracağız inşallah. İnşallah. Biraz daha şey yapacağız. O butonları aşındıralım. Yani şöyle biraz sonra hani özel bir video paylaşacağım Instagram'da. Hani gidip onu izleyin bence. Çok özel. İyi. Biz de biliyorsunuz. Wow. Ben bile heyecanlandım yani. Allah razı olsun. O zaman ne diyoruz abilerim? Demeden önce şiiri atladık. Alacak mısın şiiri? Bilmem. Yani biz ben Ömer konuğum ama normalde. O zaman arada şiir okutuyoruz. Ruham sizden alamadım ama bahsediyor. Ben yok, ben şiir okumuyorum. Öyle bir kabiliyetim yok. Estağfurullah yani. Konuklara da şiir okuttuğumuz için kısa da olsa bence o adetimizi bozmayalım. Şiirimizi dinleyelim veya senden. Yani bu da olabilir. Estağfurullah. Öyle bir geçmiş var. Yok ya şimdi Ömer ama Ömer abi var ya. Şimdi küser sonra Ömer abi. Doğru. Hani benim yerimi nasıl okursun gibisinden. Abi ben de korkuyorum ondan evet. Kimden okuyoruz abi? Gene Ahmet abimizden bir şiir okuyalım. İsmi abi. Böyle oldu diye bir şiir. Evet, güzel bir şiir.
kelamsızın sesiyle parçalandı heceler. Hatibi mahkum etti kifayetsiz tümceler. Bulandı berrak sular, sularda gitti canlar. Kan rengi yakamozlar, dibe vurdu yüceler. Diller evrildi dişe, kazanda laşe pişe, sinni ermiş yetmişe, nifak ehli niceler. Belki de bir umuttu, hepsi dilini yuttu, sinsice bir yol tuttu, taylasanlı haceler. Ay buluta saklandı, yıldızlar yakalandı, şafaklar hep yalandı, süre gitti geceler. Hak göze ayağın idi, hal sırlı beyan idi, iki büklüm inledi, incelerden inceler. Vakit geldi dem oldu, talihleri kem oldu, karıncaya yem oldu, krallar ve cüceler. Ömer abi konukken daha iyi mi söyledi? Ses sanki biraz daha böyle gür çıktı, şey çıktı. Evet, seste böyle bir... Aşılı daha iyi. Ondan sonra bir şeyler aşılı, oldu. Aşılı geleyim falan, estağfurullah. Eğer ceketten mi? Şu da olabilir. Isındı bir de. Yani çok sürekli bugün ciddi, yani bir konuk olduğu için sürekli konuştu. Evet. Ona da bağlı. Olabilir. Bilemiyorum. Bir şeyler oldu ama yani. Bir değişiklik var. Var. Bu hissettik onu. Bu sandalyede oturdu. Erol abi yanılmış. Maraton koşuyorsunuz. Sema ver. Ömer Hoca yine ihtiyacınız olacak. Yani bitirin artık. Yormayın adam. Yazık şu adama falan. Allah razı olsun abi ya. Yani evet, eksik olmasınlar. O zaman abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, gelecek pazar Sema ver ekranlarında. Saat 21'de. Görüşmek üzere. Üzere.